Akit TV ekranlarından hayırlı geceler dileyerek başlıyoruz. Derin kutuyla karşınızdayız. Birbirinden değerli üç önemli konum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Doktor Ramazan Akkır, sosyolog yazar. Hoş geldiniz. Hayırlı Teşekkür geceler diliyorum. Teşekkür İyi günler diliyorum. Yine Profesör Doktor Ebubekir Bekir Sofoğlu, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz, hayırlı geceler diliyorum. Onur Erim, siyaset bilimci. Hoş geldiniz, hayırlı geceler diliyorum. Bizleri de. Neyi konuşacağız? Şüphesiz Amerikan seçimleri ve Azerbaycan'la konuşacağız ama onun öncesinde bugün Atatürk'ün biliyorsunuz ölüm yıl dönümü. Her şeyden önemlisi şu, bu ülkeye kim hizmet ettiyse, emeği varsa, ee, o hizmeti ve emeği kurucu Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte biz şükranla yar ediyoruz. Bunun da altını çizelim. Ee, bunun üzerine de e, Sayın Ramazan Akkır'la da başlayalım. Sosyolog olduğu için toplumdaki doğrudan e, hem e, beklentileri hem gün gittikçe biraz daha Atatürkçülük sevgisinin başladığını da biliyoruz. Evet. Şimdi toplumdaki bu yapıya baktığımız zaman bu e, Dünün söylemleri ve bugünkü söylemler içerisinde de e, daha net ve belirgin ya gün gittikçe bir Atatürk hayranlığı var. Bu özellikle İslami kesimde daha çok yoğunlaşmaya da başladığını altını çizmemizde fayda var. Ee, önemli olan bir hususta Müfit Yüksel'in yaptığı bir açıklamaydı sosyal medya üzerinden ee, dünün e, Atatürk karşıtlığı olanlar bugün e, daha çok sekilörizmle birlikte Atatürkçülük kimliğine benimseyen bir toplum olmaya doğru gidiyor hı hı. Ee, Kürtlerin ve Türklerin bu anlamdaki İslamcı yapısının da revize edildiğini söylemesi bana göre manidar bir ölçüydü gerçekten toplumun bu açıdan bakıldığında Atatürkçülük, usul, ulusalcılık veya Kemalizm adı altındaki bloklaşmanın oluşmasıyla birlikte Osmanlı'nın evlatları veya torunları diyelim genç cumhuriyetinde çocukları diyelim. Aynen. Barışmayı öğrendiler mi? Ya henüz barışmayı öğrendiğimizi düşünmüyorum. Tabii aslında işte sorunuz aslında birçok soru içeriyor kendi içerisinde. Bir Türkiye'de henüz başar, barışmayı öğrenmedik. Bu bunun için Türkiye'deki Türkiye bir defa ku, artık fazlasıyla kutuplaşmış bir toplum. Her kutubun kendi parametreleri var. Tırnak içinde kendi kültleri, kutsalları, dokunulmazları var. Eee tabii evet Atatürk bu toplumun kurucusu. Ruhu şad olsun. E, her halükarda Atatürk ve silah arkadaşları e, bu ülkeyi kurdular. Öncelikle bunun e, kalın çizgilerle altını çizmekte fayda var. Burada bir anekdot anlatarak tüm sorularınıza cevap vermek isterim. Buyrun. İşte biliyorsunuz Hatay'ın alınması Cumhuriyet'in işte kuruluşundan daha sonra gerçekleşir. Atatürk bunu milli bir mesele görür, şahsi bir mesele görür. 1938'de hasta yatağından kalkar ve işte çizmesini giyer. Mersin ve Adana'da orduyu destekler. Bu hareket aslında bu hareket hasta yatağından kalkması e, orduyu denetlemesi özellikle Fransızlarda bir tedirginlik yaratır. Bu süreç hatayın alınmasına kadar gider. Hı hı. Aslında Atatürk evet tartışabileceğimiz birçok husus var. Genelde Türkiye'de e, bizim içinde bulunduğumuz muhafazakar kesim belli parametreler belli kutsallar doğrultusunda Atatürk'ü okumak istiyor. E, i̇şte Kemalist ya da solcu kesim e, ya da Atatürk'ü kendi içinde işte kutsallaştıran kesim ise Atatürk'ü maalesef dokun, dokunamıyor. Türkiye'nin bir defa şu olgunluğu her iki kutubun şu olgunluğa gelmesi gerekiyor. İyisiyle kötüsüyle ki en başta çizdim Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkenin kurucuları, kurucu, kurucu önderleri. Bunun için bir defa saygıyı hak ediyor. Ama bunun dışında Türkiye'deki her kesimin Atatürk'ü, o hem tek parti dönemini, milli mücadele dönemini o soğuk bir bakışla, soğuk, akademik bir bakışla değerlendirmesine ihtiyaç var. Bununla beraber işte sizin sorunuzda var. Evet özellikle bizim İslamcı kesimde özellikle işte AK Parti ile beraber İslamcılar Atatürkçüleşiyor mu? Erdoğan'ın birçok konuşmasını hatırlayın. Hatta buradan Mısır'a ziyaretinde Erdoğan layıklık üzerine bir konuşma yaptı hatırlarsanız hatta Mısır'a Mısır toplumuna laikliği önerdi. Hı hı. Ee, devlet yönetim modeli devlet kendi. yönetim modeli önerdi. Ee, bu bağlamda Atatürk'ün, Atatürkçü çevrenin, hem bizim çevrenin bir defa tüm bu olayları soğukkanlılıkla değerlendirmesine ihtiyaç var. AK Parti ile birlikte değişen ne evet? Türkiye e, zihinsel anlamda, sosyolojik anlamda, kültürel anlamda değişiyor, dönüşüyor. Evet biz Atatürk'ün bazı yönlerini öğrenmeye başladık, e, eksiklik, eksiklikleriyle, fazlalıklarıyla. E, bu, bunun ben temelde toplumsal, barış, anla, toplumsal barışın sağlanması itibariyle anlamlı olduğunu düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ebubekir Hocam, özellikle şöyle bir yapı var. E, Türkiye'de ulusalcılık veya kemalizm, Atatürkçülük adı altında e, bütün nutuklar atılırken şöyle bir kavram ve kelime e, kullanılıyor. Atam başlıyor, ee, Yunanları şöyle denize döktük, İngilizleri böyle Çanakkale'de gömdük, öbürlerini bilmem ne yaptık vesairesi. Peki, e, benim çok ilgimi çekiyor. Ee, bu Kemalist yapı neden hep Osmanlı'ya düşman da niye hiçbir zaman Almanlara, Fransızlara, İngilizlere düşmanlığını görmedim? Nedir bu? Bu çok güzel bir soru. Çünkü ülkemizi işgal edenler bu ülkenin insanları değildi. İngilizler, Fransızlar, Ruslardı efendim. Biz Kemalistlerin ağzından böyle bir şey duymadık. Düşmanca söylem duymaya meraklı değiliz tabii ki. Yani ceddini atana küfretmek sana prim mi veriyor? Şimdi düşmanca söylem tabii ki istemeyiz. Hı hı. Genellikle barış söyleminin kullanılmasını tabii ki biz de tercih ederiz. Fransızlara, İngilizlere, Ruslara düşmanca söylem kullanmıyorsan bari kendi toplumuna düşmanca söylem kullanma hı hı. efendim ben kemalistlere sorarım siz biliyor musunuz hain dediğiniz Vahdettin için Atatürk efendim namuslu adamdı vefat ettiğinde çünkü onurlu ve namuslu bir adamdı Suud, Suudi ve Suudi arabistan e, kralı Vahdettin'i çok çağırdı. Vahdettin gitmedi. Ben ölürsem hilafet bunlarda kalır diye. Efendim, sefali... Naaşın oraya gönderilmesiyle ilgili dahi bir problem var. Değil mi? Tabii. Sefaletlik oraya geçmesin diye Efendim? Halifelik oraya geçmesin diye Naaş'ın orada gömülmemesi üzerine de bir. O konuya da mı dikkat etti? Ee, o konu da var. Öyle bir şey, yazı da var tarihçilerde. Yani sağlığında gitmediğini ve buna dikkat ettiğini biliyorum. Hı hı. Şimdi Atatürk'ün bu beyanı var. Kemalistseniz buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi e, burada Ramazan Bey'e söylediğini sorduğunuz soruya ben de müsaadenizle cevap vereyim. Bu ülkede kemalistlerle ve kemalist olmayanlarla barış İnşallah gerçekleşir ama Kemalistlerin bu kafası devam ederse gerçekleşecek gibi gözükmüyor. Bir kez Kemalistler Müslümanlardan özür dilemeli. Tek parti döneminde Müslümanlara yaptıklarından özür dilemeli. İnternette bir şeyler dolaşıyor. Efendim sirenlerden rahatsız oluyorum diye bir söyleme karşılık bir tanesi şöyle cevap veriyor. Yani Atatürk'ü sevenler için çalınmış bir sirendir. Ben bundan rahatsız olmam Eyvallah. Ee, buna kalkıp bir şey demem, çalınmasın demem. Fakat ona karşılık cevap bu sirenler, bu bir dakikalık sirenler efendim ezanların bu şekilde okunmasının bir sebebidir şeklinde yalan bir beyanda bulunuyor. Cahilce bir düşünce Yani tek desek. parti dönemi devam etmiş olsaydı ezanlar bu haliyle okunmayacaktı. Tek parti ezanı susturup Türkçe'ye çevirdi ve bu ezan değildir. Ezan değildir. O söylediğin cümle de yanlıştır. Yani o sirenler eyvallah çalsın, kimsenin saygı duyduğu kişiye bir saygısızlık etmem, edemem. Benim dini terbiyem, büyüklerimden aldığım terbiyem bunu gerektirir. Ben senin atana, başka işte efendim kutsalların başka birilerinin başka kutsallarına saygısızlık etmem. Ama bu söz doğru değil, bu yalandır. Tek parti cumhuriyeti çevirmiştir efendim bu ezanları bu hale. Ezanlar onun teminatı değildir. Hatta şey diyorlar, senin ismin yorgu olurdu falan. Şimdi tabii ki Yunan işgalini istemeyiz ve belki benim dedem de, bilmiyorum, benim dedem de ama e, Kurtuluş Harbi'nde omuz omuza savaşmadıysa, efendim ama bölgesinde e, anne tarafından dedem katıldı biliyorum, efendim deniz harplerine de katıldı bunu biliyorum, efendim baba tarafından dedemi tam bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum, ülkenin müdafasını onlar da katıldı e, ama e, karşılaştıkları, bu e, CHP'nin bu millete layık gördüğü cumhuriyet bakın siyaset bilimi tabiriyle cumhuriyet değildir. Bunun adı cumhuriyet değildir. Sizin getirdiğiniz cumhuriyet değil. Ülkeyi kurtuluşunda top bir mücadele oldu. Eyvallah, tamam. E, Sovyet bir Sovyet cumhuriyetlerine Afrika'daki işte efendim Mezopotamya'daki Saddam olsun, Beşer Esad olsun cumhuriyetlerine dalga geçilir. Onun cumhuriyeti gibi mi falan filan diye. E, cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği cumhuriyet de oydu. Tek partili bir rejim. Peki. Bakın cumhuriyetin Peki demeyin ya bir iki şey daha söyleyeceğim müsaadenizle. Cumhuriyetin kelime manasıyla ismi cumhur, çoğunluğun yönetimidir. Hı hı. Ortada çoğunluğu ortaya koyacak bir ikinci parti yok ki. Neyin çoğunluğu oluşsun ki biz ona cumhuriyet diyelim. Ülkenin kurtuluşunda hiçbir sorun yok. Ona ben itiraz etmiyorum. Onunla da ilgili bir iki cümle söyleyeceğim. Fakat getirilen cumhuriyet, cumhuriyet değil. Efendim, burada ee, Kemalistlerin özür dilemesi lazım. Türkiye'ye yapılanlara. Efendim, ha onu söylüyordum. Senin ismin yorgu olurdu falan. Bu ülkeyi topyekun müdafaa ederek kurtardık. Efendim Yunan istik, yani Yunan egemenliğini kimse istemez. Ben de istemem. Milletin ruhunda ama lider ruhlu çok insan vardır. <laughs> bunu da tarih yazmıştır. Elhamdülillah. Peki. Kimse istemez. Hı hı. Ben de istemem. Ama Yunanistan'da İskeçe'de, Gümülcine'de kalan e, Türkler vardı. Onların ismi Yorgo falan olmadı. Peki. On e, Bir saniye Sabri Bey. Onların ismi Yorgo falan olmadı. Efendim. Ama bizim sülalemizin ismi değiştirildi. Bakın Todor Jivkov isimleri değiştirdi diye kıyameti kopardık kopartırız da. Yanlıştır isimlerin değiştirilmesi. Ama bizde bırakın şahıs isimlerini sülale isimleri değiştirildi. Niye değiştiriyorsunuz? Tek parti cumhuriyeti. Bunu niye değiştiriyorsunuz siz? Siz uzaya çıkacaksanız çıkın. Bizim de katkımız varsa olsun. Benim soyadım değişince mi olacak? Başka bir şey. Efendim Atatürk ve silah arkadaşları diye Ramazan Bey'i bahsetti. Herkes bahseder. Atatürk ve İsmet İnönü hariç silah arkadaşından bahsedemeyiz Cumhuriyet döneminde. Mareşal Feyzi Çakmak'tan bile de bahsetmiyor. Tabii canım Kazım Karabekir falan bunlar idamla yargılandı. Hı hı. İzmir suikastı sanırım şimdi geçmiş gün. Nutuğu buraya getirdim. Buraya getirdim. Konuşanlar bunu okusun da konuşsunlar önce. Kazım Karabekir silah arkadaşı idamla yargılandı. İsmet İnönü buna karşı çıktığı için bir gün gözaltında tutuldu. Atatürk Kazım Karabekir e diyor ki ya bu Ali Çetin Çetinkaya şey yapacak. Kazım Karabekir'in anılarında yazıyor ve piyasada var. İsterseniz okuyabilirsiniz isteyenler. Efendim e, paşaları idam edecek gibi bir şey soruyor Fevzi çakma. O da diyor ki paşam diyor. Bizi de idam etmekle e, efendim iddianame hazırlansa efendim e, o da normal mi falan diye bir cevap veriyor. Anlıyor ki şey Fevzi Çakmak buna razı değil hemen serbest bırakılıyor. Kazım Karabekir ölümüne kadar efendim göz hapsinde hayatını sürdürüyor. Bu nasıl silah arkadaşlığı? Neden bunlar yok? Peki şu Kim? soruya nasıl bir cevap olur? Ee, bu da önemli. 1935'teki soyadı kanunu ile birlikte içimizde e, kripto anezimi diyoruz ona? Daha ağır bir deyimle gizlenmiş olan kripto Hristiyan kökenli ailelerin Türkçe adı ve soyadı almasıyla birlikte bugün ezan düşmanlığı buradan kaynaklandığını söyleyebilir misin? Şimdi bakın burada çok hassas bir cümle kullanacağım. Dikkatli kullanmaya çalışacağım. Belki benzer cümleleri kullanacağım çünkü kesip kullanmasınlar diye. Hı hı. Türkiye'de yüz binlerce işte Rom, yüz binlerce Yahudi, Ermeni filan Türk ismi aldı diye ifadeler kullanılıyor. Ben bunun göz ardı, edil, göz ardı edilecek bir ifade değil bu. Bu bir. iki. Bir kez makarticilik gibi bir ırkçılık fetişizmine karşı kalkışılmasına karşıyım. Bir insanları köken itibariyle sorgulanmasına karşıyım. Hı hı. Fakat kimileri karıştırıyorsa, altını çiziyorum. Kimileri karıştırıyorsa ve isimleri Türk ismi ise, Müslüman ismi ise, Osman Hamdi gibi. Osman Hamdi sakızlı bir Rum. Sakızlı bir Rum olabilir. Eyvallah, hiçbir sorun yok. Fakat... Hani derler ya Müslüman olamaz mı? Müslüman da niye Kur'an'ı hakaret ediyor? O zaman ben burada bir kripto faaliyet gözetirim. Bundan dolayı şunu söylüyorum. Hainlere, saldıranlara, altını çiziyorum. Hainlere, saldıranlara tekrar millet bir gözden geçirsin. Bakalım bu nereden geliyor? Çünkü bizim ülkemizde, efendim e, Mezopotamya coğrafyası bizim topraklarımıza da dahilken bir sürü ajanın çalıştığını biliyoruz. Yıllar önce ben Zülfü Livaneli'nin e, makalesini okumuştum. Doğu bloku dağılınca, Sovyet bloku dağılınca ajanların önemli bir kısmının Güneydoğu'ya kaydırıldığını okumuştum. Dolayısıyla bizim gibi görünen kişilerin ajan olma ihtimalinden tutun da Efendim, e, fitne çıkartıcı faaliyetlere karışanların geçmişlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Burada bir şey daha söyleyip, e, herhalde çok uzun konuşmayacağız bu konuda. Öyle mi bilmiyorum. Öyle Şimdi buradan utuk var. E, ben haksızlığın yapıldığı her yerde bu haksızlığın tekrar iade edilmesi için düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani Kemalistler, Kemalisti olmayanlar arasındaki barış, bu barış dediğim yedim ya yani ümit etmek istiyorum ama bunların üst perdeden konuşmalarıyla, bunların özür dilemeyen tutumları devam ettiği sürece barış kuvvetle muhtemel yani istemiyorum bu ihtimalin gerçekleşmesini ama gerçekleşecek gibi gözükmüyor. Bakın şöyle bir örnek söyleyeyim. Yine bir televizyon programında Kemalist birisiyle konuşurken Atatürk'ün burada şeyleri var. Mektupları var. Kime? Menzil meşayihine. Bugün Kemalistlerin en büyük düşmanlık yaptığı kişilerden bir tanesi menzil şeyhi diğer tarikatlar. E Atatürk kurtuluş harbini bunlarla yaptı. Yani buraya cevap verilmesi gerekmiyor mu? Kurtuluş harbini yaptılar. Birlikte bu ülke kurtuldu. Şimdi şeyhler, efendim, tarikat liderleri, dervişler, alperenler düşman. Böyle bir şey olabilir mi? Burada Atatürk'ün şahsi mektupları var. Yani benim bahsettiğim şey bu. Bu Kemalistlerin üst perdeden konuşmaları ki üst perdede falan da değiller, efendim, özür dilemeyen tutumları gerçekleştiği sürece. Ben şahsen bunlarla barış sağlanacağını şahsen... Yani Osmanlı ve Cumhuriyet'in çocukları arasında bu özür gerçekleşmedi sürece, atalarına küfretmeyi kesmedikleri sürece diyorsunuz, suh olmaz. Bunu neden söylüyorum? Peki. Bize zulmettiniz siz. Benim sülalemin ismini neden değiştirdiniz? Benim ezanımı neden Türkçe'ye çevirdiniz? İstiklal Harbi'ni birlikte yapmadık mı? Hı hı. Tarikatları neden kapattınız? Birlikte mü mücadele ettiniz? Senusiler Peki, Libya'dan geldi. Peki kanunu neden geldi? Şimdi Peki. Senusiler Libya'dan geldi ya. Evet. Libya'dan geldi. Atatürk meşayihe sadece burada şeyi gördüm ben. Efendim menzil şeyhine gönderilen mektubu gördüm. E, başka e, şey meşayihlerin bu İstiklal Harbi'ne katıldığını biliyoruz. Bunlar İstiklal Harbi'ni birlikte yapıyorlar. Sonra siz bunları yasaklıyorsunuz. Bunu neden yaptınız? Biz ül ülkede tabii ki barış istiyoruz. Ama siz bize yapılanı şöyle bir düzeltin bakalım önce. Ha bu ilelebet kin şeklinde devam eder demiyorum. Tabii ki uzatılan barış elini biz geri çevirmeyiz tabii ki. Fakat bu bizim aklımızdan da çıkmaz. Kin tutarız manasında değil. Biz Bunu aklımızdan çıkarmayız yani. Peki çok teşekkür ederim. Ee, onur Bey, şimdi bu aynı soruyu size de sormak isterim ama bir de şu var. Ee... Özellikle 90'lı yıllarda 2000 yılları arasında İsrail'de biliyorsunuz birçok e, İsrail merkezinde Atatürk büstünün bir sevgiyle karşılandığını biliyoruz. Amerika'da da kaldığınız için orada Amerikan sevgisine bakış açısınız da biliyoruz. E, Türk bu sevgilerinin bir Atatürk hayranlığını da biliyoruz. <laughs> e, kimilerine göre e, çağın en önemli lideri, kimilerine göre en yenilikçi, kimilerine göre de kendi halkına da çektirdiği gibi başkasına da çektirdiği gibi bir ifade de var. Bunların toplamında bu cevaplar hem Ramazan Bey'in hem de Ebu Bekir Hocam'ın söylediklerine ne diyorsunuz? Aynı görüşte misiniz? Yani aynı görüşte miyim değil miyim çok emin değilim. Çünkü ben klişelerden böyle Yorumlar, yorumların bana aittir diyorsunuz. Ya hayır, <laughs> altoplanmış klişelerle üzerinden de konuşmayı sevmem. Peki. Mesela kemalist nedir ve kime diyorsunuz? Ben bilmiyorum. Benim evet itirazlarım Nedir kemalist? Amaç istiyorum. Ama hayır ya. hayır. Ama evet. bakın siz bir grubu kemalist olarak Tanımanız bir grubu üzerine bir takım ithamlarda veya bir takım evet. isteklerde bulunuz. Size göre kemalist kimdir? Nasıl nedir? Şöyle Onur Bey, kemalistiz diyorlar ya o yüzden <laughs> diyorum. Şimdi, o Kemalist siz ateist de diyebilir, evet. de der, Ermeniyiz de der. O ayrı bir konu ama siz bir grup bir grup koydunuz önünüze Kemalistler dediniz. Bunlar bize kimdir Kemalistler? Ya şöyle söyleyeyim. Benim o ona Kemalist, göre yorum yapacağım da o yüzden. Elbette benim Kemalist tanımlamamdaki muhatabı Atatürk'ü sevenler ve ona efendim, O zaman ben Kemalist miyim? Şöyle hayır. Evet, ben de Kemalist miyim? Buysa eğer, eğer seviyor musunuz? Ben ben sevmiyorum. Ben seviyorum. hayır sevmek zorunda. Ha. Ben seven ve saygı duyan birisiyim. Şur, evet. Şunu ayrı ilave bir tane Eyvallah. Böyle sevenlerde olabilir. Hani e, benim Hayır, ama benim eğer şey da... olduğunu bilmeyenler olabilir. Ona bir şey demiyorum. gibi çok özür diliyorum. Şöyle Onur Bey, şöyle bir açıklama getireyim mi bir durum. Şöyle bir açıklama getireyim mi Bu ülkede e, Milli Eğitim müfredatına baktığınızda kurucu önder cumhurbaşkanından bahseder ve e, bütün özelliklerinden <laughs> Bak. A, üniversiteye kadar size aşılıyor onu zaten e, Atatürk'ün kurucu önder olduğunu vesairesi, vesairesi Hatta peygamber üstü tutulur. Yani öyle bir noktaya evet, getirir ki öyle bir şey. Haşa bu var ne yazık ki var bu ülkede bir gerçek daha var O da nedir Atatürkçülük yani kemalist ulusalcılık diye kavramları baktığınızda seküler laik sistemin benimsediği Hatta kimine göre din ötesi bir adam olarak da algılanır Tamam kurucu önder Atatürk olduğu zaman kurucu Cumhurbaşkanı ya, kurucu Cumhurbaşkanı'nı severim. Niye? Bu halkının iradesi ve kurtuluşa veya arkadaşlarıyla birlikte katılan ve bu mücadelede önderlik yaptığı için hepimizin saygı duyması gerekir. Ee, Ebu Bekir Hocam da doğrudan oraya atıf yaptı. Ama şu demek değildir. Ee, koşulsuz dediğiniz zaman herkes bizden aynı düşünceye girmek zorunda kalmıyor. Kalmadığı gibi de ifadesinde söyler. Yani bu burada bu ülkede sekülerizmin laik ee, baskıcı diyelim e, yapının oluşturduğu bir ayrışma var ve bunun zorlukları var. Osmanlı'nın e, çocukları ve Cumhuriyetin çocukları bir türlü barışamadı. O oraya geleceğim. Peki. Şimdi koşulsuzluk tabii çok enteresan bir şey. Yani e, dinde bile empoze edemeyeceğimiz bir şey. Yani biz şunu diyebiliyor muyuz? İşte beş vakit namazın tamamını zamanında kılarsan haşa de, Müslümansın yoksa değilsin. Aynı şekilde herhangi başka bir şeyde işte Atatürk'ün şunu kabul edersen Atatürkçüsün, bunu kabul eder Kemalist'sin, bunu kabul edersen. Ya dün çok evvelsi gündü galiba. Çoğunuzun çok yani hepimizin çok iyi tanıdığı bir e, gazeteci başka bir gazeteciyle tele, bir sosyal medya kanalında e, söyleşi yapıyorlar. Şimdi biri ona atıfta bulundu. Biri daha muhafazakar gözüküyor. Tırnak çok oldu. Öbürü daha liberal gözüküyor. evet. Muhafazakar olan liberal olan diyor ki kafan iyi galiba diyor. <gülüyor> <gülüyor> He, şimdi <laughs> o da ondan sonra dedi ki. Anlaşıldı. Ya sen... isim verelim. Ha. Cüneyt Özdemir'le <laughs> e, Rasim neydi? Pütahyalı rasim Ozan. Şimdi Kaslı. Rasim, diyor ki sonradan işte bu böyle içkilisin içkilisin. Ya diyor ben de diyor. Ben de ara sıra içki içerim diyor. Yani bakın bizim memleketimizde entelektüel diye bazı insanların kabul ettiği insanlar laiklikle içki içmeyi böyle aynı kafa. Ben ben Atatürkçü de değilim, ben Kemalist de değilim. E, Eyvallah. layık de değilim. Ya kardeşim bu ülke öyle veya böyle sorunlarını, bunun içerisindeki problemleri tartışırız. Ama bir cumhuriyet, özür dilerim bir imparatorluk çökmüş. Evet. Son neredeyse 150-200 yılını 200 yıl. Osmanlı subayı değil mi? Son 150-200 yılını çöküşle Geçirmiş gelmiş sonuçta Mustafa Kemal diye bir Subay çıkmış Birçok asker Benim büyük dedem de bunların içerisinde Sivas Kongresi Üyelerinden biri Bir grup kurmuş Anadolu'yu çekip Çevirmiş ve bu adam lider pozisyonunda Tamam mı İşte orada savaşmamış da orada bilmem ne olmuş da falan. Ya Önemli beni değil. ilgilendirmiyor Sonuçta öyle veya böyle Türkiye Osmanlı mirası, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, hı hı. bir yere gelmiş. Ondan sonra aynı şahsiyet, kurucu bir devlette elinden geleni yapmış, tamam mı? İyisiyle kötüsüyle, çok az da bir ömrü var vefat edene evet. kadar, o sırada bir şey de yapmış. Benim Atatürk sevgi ve saygım bundan göre Ben Peki. bir asker olarak kurucu bir devlet lideri olarak sevgim, saygım, sonsuz devrimlerinin de eğer o dönem içerisinde evet. değerlendirilirse 2021'de değil İstanbul'da işte basın ekspres üzerinde bir plazada değil o dönemin değerse, şartlarına göre gayet gayet iyi ve gayet zor devrimler yapmış lafınıza geri gelerek ufak bir şey yapayım Buyurun. toparlama yapayım bana sorarsanız Türkiye'de maalesef bunu belki Ramazan hocam biraz daha iyi değerlendirir. Cumhuriyet kurulduğundan beri... Cumhuriyeti Osmanlılaştırmaya çalışan... Osmanlı'yı da... Cumhuriyetleştirmeye çalışan iki taraf var. Bunu İngiltere çok güzel becermiş. Adamların gerçi o... Bize çok uymuyor ama en yakın örnek o. Hem monarşi var bir yanda hem... Evet. Bir cumhuriyet yapısı var. Biz bunu beceremiyoruz. Biz de... Yani bir tarafta işte kendisini cumhuriyetçi görenler, daha progresif görenler işte Osmanlı'yı kötülüyor. Kendisini birazcık daha gelenekçi görenler ya bunlar ne diyor diyor. Ya ben Osmanlı'nın tüm safalarıyla, tüm padişahlarıyla gurur duyarım. Benim ecdadım gurur duymasam ne olur? Ecdadım zaten. Yani. İyisiyle kötüsüyle sahip çıkmak zorundayım. Bunun da devamı Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devlettir. Buna da sahip çıkmak zorundayım. Yani burada işte o taraf bu taraftan özür dile bu taraf yok ya biz zaten aynı kökteniz. Bak bunu tekrar söyleyeyim yani Ramazan Hoca belki biraz yorum yapar. İngiltere bunu çok güzel becermiş. Monarşik yapısı da evet. e, yapısı devletsel yapısında çok güzel oturtmuş. Ama biz hala işte sen Osmanlıcısın. Sen işte cumhuriyetçisin. Ya kardeşim hepiniz aynı anadan aynı babadan gelmişsiniz. Hepiniz sonuçta Anadolu çocuğusunuz binde biriniz bile İstanbul çocuğu değil. Hep İstanbul hep sonradan gelinme yerler. Hepimiz aynı ekmekten, atalarımız, dedelerimiz aynı buğdaydan yemiş, aynı sudan içmiş. Aynı topraklardan buraya gelmiş Peki. Kimse burada ne kendini ileri görsün. Benim evet. görüşlerim bundan ibaret. Bu kadar ya bu. Peki evet. Ramazan bu, Bey şey ne de burada birkaç kavramı kavramlardan hareketle eleştirilerimi Atatürkçülük, şimdi Kemalizm, Atatürkçülük ve ulusalcılık. Kemalizm, ulusalcılık. Hı hı. Bunlar bunlar e, birer ticaret kapısı mı bu ülkede gerçekten inanç o, mı? Bir Kesinlikle. evet, inanç boyutu var, bir hı hı. ticaret kapısı var. Nasıl Atatürkçülük ya da Atatürk bardağı satmak hı hı. E, ya da Atatürk üzerinden kitap satıp para kazanmak? Evet. Düşünürseniz Atatürk Peki. bir ticaret unsurdur. Ticari bir metadır. Bu çok e, polemik, güncel bir tartışma. Ona girmiyorum. Atatürkçülük, kemalizm, ulusalcılık ya da işte cumhuriyet bunlar aslında çok birbiriyle ilişkili görünmekle birlikte bambaşka kavramlar. Kemalizm 38'den sonra inşa edilmiş işte Şevket Kansular tarafından merkeze Atatürk alınarak inşa edilmiş bir ideoloji. Atatürk buna çok destek vermez ki ben doktora da Cumhuriyet Halk Partisi çalıştığımda o tutanakların çoğunu okudum. Ulusalcılık ise zaten günümüzde yeni yeni inşa edilen, işte 90'lı yıllarda inşa edilmiş bir söylem. Beyaz Türkler tarafından inşa edilmiş bir söylem. Atatürkçülük ise 60 darbesinden sonra inşa edilmiş bambaşka bir söylem. Tüm bunları bir kefeye koyup Cumhuriyet dönemini değerlendirmek haksızlık. Şundan dolayı bir biz hani ben konuşmamda onu vurgulamaya çalıştım. Evet biz Atatürk'ü Atatürk dönemini Osmanlı ile beraber soğuk bir şekilde akademik perspektifle değerlendirmeliyiz. Hı hı. Bir anekdot anlatayım. Karen Armstrong'un Bozkurt diye meşhur bir kitabı var. Kitap, evet bir gazeteci Atatürk'le görüşür görüşür, yazar. Bizzat kitap Atatürk döneminde yazılır. İsmet İnönü kitabı çevirtir, kitabı sansürler. Kitabın sansürlü baskısı da var bende. Atatürk duyar bu sansürü arkadaşlarından ister der ki bu kitabı getirin ne var bu kitapta niye sansürledik kitabı getirirler ya der adam bizim hakkımızda az bile yazmış kaldırın sansürü der ikinci baskısında sansürsüz yayınlanır kitap Atatürk'ün Çankaya'daki işgal alemlerini falan anlatır. Ya bu taraf ya Atatürk'ü hangi Atatürk bu önemli bir tartışma aslında. Atatürk'ün 25 öncesini değerlendirirseniz bambaşka bir Atatürk var. İşte sizin söylediğiniz Hintlerle yazan, tam bir İslam alemi gibi konuşan bir Atatürk profili var. Bir 30'a kadar olan Atatürk profili var, bir de 30 sonrası Atatürk profili var. Tüm bunların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Yani işte evet dediniz ki Atatürk ve silah arkadaşlarına itiraz var bu bir iktidar çatışmasıydı. Her iktidarda Tabii. olur bu. Şu anda yok mu? AK Parti döneminde 18 <laughs> yılda kimler Peki, gitti, Ramazan kimler geldi. Şöyle bir soru gelmez mi o zaman? Ee, özür diliyorum. Mesele şu. Siz Hı -hı. yine toparlarsınız. Ee, dönem dönem bazı isimler de çok önemli. Örneğin Kemalizmin Atatürk'ün dinidir veya Türk'ün dinidir evet. gibi bir yaklaşım da bu ülkede bunlar da oldu. Türkiye'de yine bunda hatta genel sekreterliğini ismin unuttum. Recep Peker. Recep Peker'e evet. geçiyor. Orada da Ama Atatürk adına noktar da kendisini şey ilan etti yani. O da hayır. sapık, bu da sapık. Ne Hayır. Var? hayır. şu. Yani Atatürk'ün bir din olarak okutulması üzerine de Kanzu, yani bunu bunu meclise getirdiler. Sapık. Şimdi Hadi, bir bunu sapık konuştular. Mu? Evet. Çünkü o dönemde e dünyada otoriter rejimler hakimdi. <laughs> Türkiye Türkiye'de e, otoriter rejim heh, yok muydu? Aynen onu vardı. söyleyeceğim. Türkiye'de bu rejimlerin bir parça Türkiye'de de bunun daha şeyidir, daha İngil, hafifidir İngiltere'de. Türkiye'de monarşiler vardı, Fransa'da cumhuriyet vardı. B hayır. Hocam vardı. öyle değil. İspanya'ya bakın, e, İtalya'ya bakın. Ben İngiltere, Fransa ee, dedim. Türkiye'nin beslendiği kaynak İngiltere değil. Türkiye'nin be beslendiği kaynak bu Osmanlı'nın son döneminden itibaren Fransa, 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 Fransa var. Fransa'dan cumhuriyet besleniyor. Var, cumhuriyet aynı var. Aynı şey. Hayır hocam Fransız. Biz layıklık anlayışını nereden birlikte, aldık? Cumhuriyet evet. diyorum. Siz Cumhuriyet deyin. Ee, e, mesele sadece burada şey değil. Kavram aynı. Eğer Cumhuriyet derseniz Atatürk'ün Samsun'a çıktığında yaptığı konuşmaya bakın. Millet iradesi diyor. Aynen kavram bu. Millet iradesi. Sonra, Ölmek üzereyken de sonra. aynı millet iradesi diyor. Hatay Hatay mevzusunda benim atıf yaptığım orada da kullandığı kavram şahsi meselemdir der. Milleti arkama alır. Yine alırım Hatay'ı der. Millet vurgusu çok önemli. Bu iktidar mücadelesi üzerinden İnönü ve işte silah arkadaşları işte Atatürkçüler, Gazi'nin yakınındakiler, işte Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabında yazdığı Gazi'nin etrafındakiler Tüm bunlar iktidar çatışması aslında siyasetin doğal bir parçası bu. Biz bir de en büyük eksikliğimiz Atatürk Cumhuriyet konusunda ya da Kemalizm konusunda biz bir dönemi koparıyoruz, bütüncül bir şekilde değerlendirmiyoruz. Mesela bizim İslamcı camiada en büyük problemlerden birisi Halking, harf inkilabı. Evet tartışabiliriz yanlıştı. Bunu söylüyorum. Ama bu tartışma Cumhuriyet'le başlamadı. Osmanlı'nın son döneminde başladı. Doğru. Hatta Atatürk inkılaptan önce harf inkılabından önce Bakü'de Kongre'ye Türk kongre, Türkçe Kongresi var. <laughs> e, kongre'ye e, Türkiye'den e, işte arkadaşlarını gönderiyor. Ne konuşuluyor? Latin alfabesine geçme kararı alınıyor. Burada da uyguluyor. Hatta Kazım Karabekir Atatürk'e kızar sadece Latin alfabesinden dolayı çünkü diyor bunu ben yapacaktım benden çaldın diyor. Enver Paşa ki Türkiye'de önemli bir kesimde Enver Paşa'yı sever. Enveri harfleri kullanıyordu orduda. Ya biz dönemi değerlendirirken mesela çarşafın çıkarılması, kılık kıyafet değişimi bu Osmanlı'nın son döneminde alınan kararlar. duayla ansam sizi rahatsız eder mi? <laughs> Mustafa Kemal'i Allah katında yaptıklarıyla Allah tarafından muamele edilmesini arzu ederim. Rahatsız eder mi? Hayır. Ya ben Bizi şeyle ilgilenmiyorum. <laughs> Yaptıklarıyla Allah katında muamele olmasını... kim için yapsanız kimseye yasak mı? Tabii ki. Ben Atatürk'ün dini boyutuyla ilgilenmiyorum. O da Sabri Balama'nın dini tarafıyla da ilgilenmiyorum ben. Hı. Ya da hocalarımın. Hı. Bu onun kendisiyle Allah arasındaki ilişki. Ben e, Türkiye için... Ya ben yargılama haddimi kendimde bulamam. Tabii ki ben yani bulamam sadece, bunu. Onun vereceği bir şey. Peki evet. katıldığım konuları var, katılmadığım konuları ki. var. Onun için soğuk bir bakış dedim. ısrarla bunun altını çiziyorum. Hı. Soğuk bir bakışla, tarafsız bir gözle inançlarımızı, değer yargılarımızı parantez alarak hı hı. cumhuriyeti, tek parti dönemini, Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü, Kazım Karabekir tüm bu paşaları değerlendirebilmeliyiz biz. Maalesef hı. Türkiye o daha siyasi olgunluğa kavuşmadı. Her iki kesim. Hocam bu konuyla ilgili bir sözünüz var mı? Şimdi bir sefer Ramazan Hocam diyor ki o şartlara bakarız diyor. Hı hı. O şartlara göre değerlendirelim. Onur Bey sanırım siz de öyle söylediniz. Sanırım. Şimdi harf inkılabını örnek veriyor. Tartışma önceden başladı. Sanki biz harf inkılabını daha önce tartışanları onayladık. Onları da onaylamıyoruz. Tartışıldıysa bu meşru anlamına mı gelir? Harf inkılabı güzel bir şeyse Evet. O zaman biz gidip şu an Xi Jinping'i ödüllendirelim. Doğu Türkistan'da 13. kez Uygurların alfabesini değiştirdi. Çok güzel bir iş yaptı o zaman. Çok güzel bir iş yaptı. Rusları... Durmadan alfabe mi üretiyor? Hocam Tabii maalesef canım, Türkiye'de Rusları, şeytan taşlamaktan e, biz ibadet etmeye vakit bulmuyoruz. Şu anda Osmanlıcayı öğrenmek kadar basit bir iş varken... Biz maalesef kolayına kaçıyoruz. Atatürk şunu yaptı, harp inkılabını yaptı. Ne Hocam diyorsun, bitti, o tren kaçtı. Ne, ha, o ayrı. O tren kaçtı. Hadi şimdi değerlendirelim diyorsunuz, değerlendirdik mi ateş ediyorsunuz. Ee, eleştirebilirsiniz. Ben hatta söyledim, bu yanlıştı dedim. Ama meşrulaştırıcı ifade kullandınız. Ama artık bu tren kaçtı yani bu Yaşadığımız coğrafyanın kodlarına göre konuşmamız hocam daha uygun değil mi? Özür diliyorum geleceğim evet. hocam. Yani Ebu Bekir hocamın bahsettiği şu. Biz Orta Doğu'da Avrupa'nın orta göbeğinde değiliz. Veya Asya'nın işte Japonya'nın veya Çin'in orta yerinde değiliz. Yaşadığımız coğrafya biz Müslümanız diyoruz. Ve Müslüman <laughs> ülkelerin kullandığı bir dil var bir yazı karakteri var. Bu coğrafyanın bir parçası olarak gemi kaçtı demeniz sizce uygun mu? <laughs> uygun çünkü e, çünkü artık gerçek realite bu şu anda e, bu parametreler doğrultusunda bu gerçek doğrultusunda bir dünya kuruldu hı hı. evet bu dünyanın iyi tarafı Türkiye'nin iyiliği Müslüman olmasından kaynaklanmıyor Türkiye'nin Orta Doğu'daki farklı hem Müslüman hem Batılı olmasından kaynaklanıyor yani neden diğer ülke diğer ülkeler Türkiye modelini esas alıyor ya da diğer ülkelere neden Türkiye modelini örnek gösteriyoruz biz? Müslüman olduğu için mi? Batı kavramı Türkler için veya İslam alemi için çok önemli midir? Modern olmak önemli. Batı değil, modern olmak. Yani Batı, bir de, Batı, bir de batı, Müslüman batı aleminin, aydınlanma. Hı? Müslüman aleminin Batı kavramıyla Türklerin, Türklerin Batı kavramasında da farklar var. Nedir oradaki fark hoca? Çok yani bölgesi olarak çok farklar var. Yani şimdi mesela bizde yanlışsam üzersin. Sömürgeci yanlışsam bir anlayışın söylüyorum. ismi şimdi, üzerinden batıcı bir kavramın şimdi, e, bizim önümüzde nasıl olabilir? Şimdi şöyle bize göre hı hı. bizim batımızdaki herkes sömürgecidir. Bunun da haklı sebepleri var. Yani bizim hı hı. batımızda derken daha emperyalist ve emperyalist, emperyalist statüye yakın ülkelerden bahsediyoruz. Ama bununla beraber bu bugün de değil yüzyıl evvel de aynıydı. Evet. ...deseniz ki bizim insanımız insanımıza... ...bugün çıkıp nereye tatile gidersiniz ...190'ı gene batıya gider. Evet. Doğudakiler ee, de batıya gidiyor, Orta Doğu'dakiler. Evet. Ama tabi Orta Doğu ile bizim herhalde en büyük farklarımızdan bir tanesi... ...bu batı algısıyla ilgili... ...biz Allah'a şükür yani... ...belki yönetimlerimiz geçti ama... ...toplumsal hafızamız ve toplumsal beynimiz... ...hiçbir zaman o batı emperyalizmini... ...kabullenmedi. Orta Doğu'da bunu kabullenen... ...hatta içselleştiren çok fazla sayıda toplum var. Ee, yani Doğu'nun aşağı evet. körfezin her yerinde var. Fark orada yani biz... ...evet gideriz, severiz, gezeriz... ...tozarız, geliriz, bakarız. Peki. Ama hiçbir zaman... ...o batı zihniyetini içselleştirmedik... ...bu kadar baskıya rağmen... ...bu kadar yıllarca... ...bununla ilgili işte ben... Siz de öylesinizdir. Ben ilkokulda yıllarca İtalya'nın bitki okudum. Yok Fransa'nın ihraç mallarını okudum. Buna rağmen Allah şükür bizi zihinler <laughs> gitmedi oraya genel anlamda. Hocam. Şimdi e, ben aldığım notları müsaadenizle söyleyeyim. Biri harf inkılabı ile ilgiliydi. <laughs> evet realite bu. Efendim realite bu. Biz bunu bu şekilde devam edelim diyorsak o zaman tarihi konuşmayalım tarih bitti her şey oldu bitti tarih nasıl konuş... bu yorumu yaptınız buradan? Gerate ya, bu, bu dediniz siz yani hocam geç, arşivler orada saniye, duruyor. Araştırmaktan geçmişi, neden araştırın? Hayır, geçmişi ki, konuşmayın aa, demiyor musunuz? Ya anı şekil parçayı, geçmişi, parçayı düşünün. Geçmişi konuşmayın demiyor musunuz? Hocam o süfleyi Ramazan Hoca'ya ben verdim realite diye. Olay da şuydu. Yani Hı. bu saatten sonra Osmanlıcaya dönmek realite hocam. Iyi. Ben söylemem. daha örnek ben. Bir saniye. Ben Osmanlıca'yı dönmeyi demedim zaten. O, Efendim. Ona oradan gidiyordu Başka bir evet. Bunu e, bir şekilde söylemiş olalım. Efendim. Burada söylem değil fiile bakıyorum diyor. Hı. Ramazan hocam. Ben de fiile bakıyorum. Ezan neden Türkçe oldu? Ezan neden Türkçe oldu? Ona, fiil. Peki. 1950 geri gitmiyoruz. Başka? Için. Başka bir şey. Efendim bakın. 1932'de başladı, 1950'de değiştirildi. Evet. Ama bu konuda halen kaldırılması o de, isteyenler var ya. Yani. Evet, var olabilir, hatırladım. Hocam olabilir, olabilir, olabilir bu olmaması. Şimdi hatırladım. Onur Bey de söyledi. Konjonktür ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, işgal edilen bölgeler hariç hiçbir şartta, hiçbir coğrafyada, hiçbir tarihte ezana dokunulmadı. Yani evet konjonktüre şartlara göre konuşalım ama konjonktür ve şartlar bir zaman e, adam öldürmeyi meşru kılmaz. Ya 1920'li şartlardı o zaman adam öldürülebilirdi canım. Diyemeyiz kimse demez bunu. Konjonktür ve şartlar hiçbir şeyi meşru kılmaz gayrimeşru şeyleri. Ben somut fiiller söylüyorum. Efendim İstiklal Harbi birlikte yapıldı. İstiklal Harbi'ni yapan tarikatlar, tekkeler neden kapatıldı? Ben bunu soruyorum. İşte nutukta bunun e, teşekkürü var. Şimdi ben tabii ki bu tartışmayı açmak, yürütmek, efendim derinleştirmek niyetiyle söylemiyorum ama her şey süt limandı diye tanımlanırsa ben de mecburen cevap vermek durumundayım. Efendim. Başka Şimdi Onur Bey diyor ki, ya neyi tartışıyoruz diye hepimiz aynı babanın çocukları, ana ana babanın hani bölgesel sanırım düşünerek söyledi. Çok güzel bir cümle. Bunu bir de gitsin CHP'lilere söylesin. Daha depremde ayda bebek çıkartıldığında tekbir getirenlere hakaret edenler var. Ben bununla aynı kökten değilim ya. hocam Ve bunlar, ıı, hocam, unutmayın lütfen, bak, bunlar marjinal değil. Keşke marjinal olsalar. Keşke marjinal olsalar <laughs> efendim. Yani ben tabii ki Müslüman davet ehlidir. Bu ülkede tek tekbirden e, irite olan bir anlayışa nasıl bakmak lazım Onur Bey? Yani şöyle hani eğer özgürlük açısından bakarsak o insanların da rahatsız olma şeyi var, hakkı var. Özgürlüğü var, demokratik hakkı. Ama benim özgürlüğümün başladığı yerde o biter. Ben e, ne zaman uygun, zemin ve zaman tabii ki ben de insanların hakkını tecavüz etmeden tekbir getirmek istiyorsam ben tekbir getiririm. Buna da herkesin saygı duyması lazım. Bakın demin aslında tam ee, Bekir Bey tam bir noktaya giriyordu da çıktı. Oradan aklıma bir şey geldi. Ee, şimdi nereden çıkacaksınız de. Milli piyango kumar mıdır? Bana göre kumardır. Evet. Devlet mi yapıyor bunu oynatıyor? Evet devlet oynatıyor. Son 40 yılda aklınıza gelen ilk isim kimdir? Ee, milli piyangoya karşılığıyla bilinen dini alem. Bir düşünür müsünüz? Aklınıza gelir mi? Ben çok araştırdığım bir konu olduğu için. Timurtaş, bir çok, bir çok, Timurtaş evet. hocam evet peki, genel bana oradan sakın tam onu diyecektim <laughs> şimdi hayır şunu söyleyeceğim Ejdebi <laughs> Türk düşmanı Müslüman İslam düşmanı e, gruplar zaten hani şimdi hep eskiye niye Türkçe oldu ezan diyorsun ya hocam zaten kendileri bir şey yapmıyor o kadar güzel organize oluyorlar ki bize kendi idam ipimizi kendimize dolattırıyorlar zaten kimse gelip ne dediniz çok güzel or, şimdi oradan geldi aklıma pardon ne dediniz ya dediniz işgal altında bile ezan susmamıştı ama CHP iktidarında sustu işte bakın batı bunu o kadar güzel yapıyor ki hı hı. diyor ki al ipini de sen dola boynuna ta, ağacı da kendine at ipi de kendin çek hatta tabureyi de kendini et. sonra bakıyorsun bir şey olduğu zaman diyorsun ki batı ya bize böyle oldu e kardeşim diyor sen kendin yaptın kendin buldun FETÖ'de aynı şey olmadı mı? Evet. evet. Anlaşıldı. Bir reklama gideceğim hocam. Son sözlerinizi alayım mı? Şu hocam, Ramazan hocam ikidir söyleyince ben de müdahale müsaadesiyle söyleyeyim. Hatay o konjonktürü de Türkiye'ye adeta, adeta altın çizerek verilmiştir. Almanlarla savaşa girmesin diye efendim Hatay 1939'da Türkiye'ye verilmiştir. Türkiye burada kılını oynatmamıştır demiyorum tabii ki. Onu öyle çok büyük başarı diye hocam, tanımlamayın. Aynı şey, Efendim, aynı elimizin şeyi, İnönü savaşında Sakarya için de kullanabilirim. O, mesela orada elimizin altındaki Musulu kaybettik. Musulu kaybeden. Koskoca Osmanlı coğrafyasını kaybettik. Musluk, Osmanlı Musul Osmanlı coğrafyası aynı değil. Musul bizim Mondros Mütarekesinden önce askerimizin koruduğu bölgeydi. Uluslararası anlaşmalara göre bizde kalması gerekirdi. Osmanlı coğrafyası 30 Ekim'den önce kaybedilen coğrafyayı konuşmuyorum. Efendim. Peki. Evet. Hatay meselesi böyledir hocam. Ben tabii o kadar basit değil arkadaşlar hocam evet tabii ben o kadar basit değil şöyle tartışılır yani çok Almanların yanında var. Türkiye tekrar Birinci Dünya Savaşında olduğu gibi arkadaş Almanların hocam, yanında savaş Hocam Bu sadece savaşa... yorumlardan bir tanesi Alman... o süreçte <laughs> bu bilgidir sadece benim söylediğim de bilgi işte kaynaklarını Elbette, da söyleyebilirim. Elbette. Atatürk oraya gitmiştir. Ama, doğru. Evet, gidiyor. Evet gitmiştir. Tüm çaba var. Organize ediyor. Ben bunları bunun göz ardı bunlar. etmiyorum. Bak bu doğru. Ha Bunun bunlar arkasında olmuştur. Almanlarla anlaşma var. referandum yapılması vs. birçok şey var. Ya. Fransızlar, mesele, falan var şimdi, ya. Mesele, mesele. Fransızlar var daha ötesi. Şimdi şunu da söyleyeyim ben. E, mesaj geldi. Ben bilemediğim için. Baba, annemin babasını biliyordum. Babamın babası da Rusların Trabzon, Muş, Bitlis saldırısında savaştı ee, babamın kardeşleri şehit oldu. Onu da söylemiş oldum. Allah rahmet kardeşi. eylesin. Ee, az Alay. önce bu, bu ülkenin Allah bu ülkenin bütün şehitlerine biz rahmet diliyoruz. Bizim evet. görevimiz odur. Amin. Açıkça bunu söylememiz gerekiyor. Ee, ama aynı zamanda bu ülkede e, şunu da bilelim ki e, hiçbirimiz e, haşa e, Allah e, adına böyle bir hadsizliği saygısızlığı ve bilinçsizlik üzerinde cehalet kokan hareketlere de girmememiz gerekir. Şu çok önemlidir. Eğer temel inanç yapısı itibariyle elhamdülillah ben Müslümanım diyebiliyorsak Allah katında herkesin yaptıklarıyla muamele edilmesini de arzulamak veya onu dile getirmek de bizim görevidir. Onu da açıkça böyle ifade edelim. Kısa bir ara bizden ayrılmayın. Efendim kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde neyi konuşacağız? Karabağ'ın azat edilmesiyle ilgili kısmı konuşacağız ve programın sonuna doğru da mümkün olursa da Amerika'da kısa da olsa değmiş olacağız. Dolayısıyla birinci bölümü tamamen Atatürk'le ilgili ayırdık ve üzerinde konuşulması gerekenler az da olsa da inşallah karşılamıştır diye düşünüyorum. Konuştuk. Peki. Peki. Azerbaycan-Nahçıvan sınırında e, tesadüfen bir Rus helikopterini düşürdü. Sabah uyandık ateşkes olmuş. E, Ruslar e, sınır birliklerine e, askeri, e, asker sevk etmeye ve hatta e, e, kontrol gücü adı altında başka olaylar da. E, burada yine bir Rus hinliği var mı? E, Azerbaycan'ın başarılı bir operasyon yapması, Karabağ'da çok hızlı ilerlemesi tam da kırıldı derken e, Ruslar nereden çıktı? Şimdi Ruslar hep oradaydı. Orada. Nereden Hiçbir çıktı? zaman kaybolmadılar ama. Şöyle <laughs> bir kere sabahki o helikopter haberiyle herkes bir tedirgin oldu. Çünkü <laughs> e, baştan beri retorik şuydu. E, Ruslar diyordu ki ya bu da onların bahanesiydi aslında da e, ne zaman e, e, ...madem ki Ermenistan sınırını geçen bir çatışma bir şey yok... ...dolayısıyla biz karışamayız, karışmayız diyordu. Bu Rusların bahanesiydi. Gayet de e, uluslararası hukuka anlaşmalara uygun bir şeydi. Sabah haber gelince biraz tedirgin olduk ama sonra baktık ki... ...gece yarısına doğru e, sürpriz bir şekilde bana göre... E, ...ciddi bir anlaşma e, ortaya çıktı. Hı hı. Anlaşmanın detaylarını çok kısa geçelim madde madde. Bir diyor ki bir kere herkes aldığı şu an bulunduğu bölgelerde sabit olarak kalacak. İki e, bu Karabağ ortada etrafı sınıra kadar bayağı bir ciddi bölge var. 4-3 bölge özür dilerim. Peyderpey Aralık 1'e kadar Azerbaycan kuvvetlerine devredilecek. Tam ortada kalan sınırdan uzak. Bunların Sperterank dedikleri bizim adam dediğimiz galiba bölge. Yani Karabağ'ın onlara göre ...başkenti diyelim Ermenilere göre... ...Ermeni nüfusunun yoğun olduğu yerde... ...burada bir çerçeve çizeceğiz... ...bir sınır çizeceğiz... ...bu sınırda güvenliği de... içeride güvenliği de 5 yıl boyunca Rus askerleri... ...kontrol edecek bu bir... E, ...iki... ...sınır güvenliğini Azerbaycan... ...Ermenistan sınır güvenliğini... Birleşmiş Milletler... ...altında bir e, güç... ...kontrol edecek dendi... 3 ...Ermenistan'la bu adam... ...bölgesi arasında bir... Koridor ...Lahçin Koridoru... <laughs> e, test edil ...zaten var da... E, ...bunun da güvenliği Rus askerleri gözetecek... ...dört en önemlisi... ...bence en önemlilerinden biri... Azerbaycan'la Nahçıvan arasında... ...benzer koridor. bir koridor açılacak... ...burayı da Rus askerleri... ...kontrolünü ve güvenliğini test edecek... E, ...gibi bir... Peki altı de, şu madde e, yok... ...Türk askeri de burada gözlemci olacak... Şimdi Türk askeriyle ilgili... ...hiçbir şey geçmedi ancak bu anlaşmayı açıklarken Sayın Aliye bir saatin biraz önce bir konuşma yaptı biliyorsunuz. Burada altını çizerek iki şey söylüyor. Birkaç kere altını çizdi. Bir dedi ki Ermenilere ayrılan bu ortadaki bölgenin hiçbir statüsü yoktur. Muhtarlık değildir, özel bölge değildir. Yani burada bir şey yok. Biz burada bir parçamızı vermiyoruz şu an. Bunu açık açık söyledi. İki, her ne kadar anlaşmada yazmasa da e, bu Ermeni, Azerbaycan içinde kalan Ermeni bölgelerinin ve diğer bölgelerin güvenliğinde Rus askerleri beraber Türk askeri de olacak dedi. Şimdi bu bugün biraz polemik konusu oldu. Peki Lavrov'un yaptığı açıklamada bu yok. Yok ama dünkü istihbarat şöyle bir istihbarat var. Bu Sayın Aliyev'in açıklamasından bir saat sonra düştü bu istihbari bilgi Türkiye ile Rusya bunun dışında bir anlaşma üzerinde çalışıyorlar. Bu gözlem de Türk, Rus askerinde Türk askerleri de bulunacak ve hatta e, o bölgede bir Türk üssü, hafif donanımlı bir Türk, Türk üssü kurulması üzerinde konuşuluyor. Bugünkü bütün Lavrov dışındaki bütün konuşmalar buna e, bu buraya işaret ediyor. Şimdi anlaşmada çok taze bir dönemdeyiz. Daha 24 saat yeni doldu. De Detaylar belli değil. E, bunu şöyle bir kere bir kere Ermenistan e, külliyen teslim olmuş vaziyette. Hı hı. E, Ermenistan şu an %100 kaybetmiş gözüküyor mu? Hayır ama %99'a yakın Kaybettiler. Belki o işte ortadaki bölgenin Ruslar tarafından bir süre daha güvenliğinin sağlanması onlar için bir artı yazabilir. Ama şöyle bakalım bundan iki evvel biri bize gelse deseydi ki 30 yıldır evet. devam eden bu şeyde ya size böyle böyle bir teklif sunacağız bunun yarısına bile razı olurduk. O yüzden gayet başarılı gayet güzel bir nokta iyi bir anlaşma her şey bize göre %100 pozitif mi değil ama büyük çoğunlukla pozitif bundan sonraki yolda ki masa hareketlerine dikkat etmek lazım. Şimdi sağda <laughs> kazandık. Sağda niye kazandık? Yani Ermenistan fakir büyük. Ermenistan aracı gelecek. Er As mı savaştık Rusya'yla mı? Biz Ermenistan'la savaştık. Rusya karışmadı. Hı. Ee, ama Bütün karıştı, lojistik ve diyor. silah olarak da Rusya sağladı. Da ama şu yani şu Aliyev orada mesela aynı fikri düşünmüyor. Aliyev mesela İran'dan biz asker biz bizim kaynaklarımız İran üzerinden Rusya silah gönderdi de Aliyev göndermedi dedi. Yani orada da bir şey var ama burada bakın farklı güç odakları da mevcut. Şimdi mesela Putin neden karışmadı? İki sebep var. Bir, Peşinyan, Paşinyan bu Kadife Devrim adı altında sokak hareketleri Soros'un birebir konuşlandırdığı bir adam. Putin de buna ölse razı gelmez. Neden razı gelmez? Bir kendi iç şeyine aykırı kendi iç dünyasına aykırı. İkincisi zaten bölgede Gürcistan'ı kaybetmişsin. Rusya açısından. Ukrayna'yı kaybetmişsin. Ermenistan her ne kadar ufacık bir yer gibi gözükse de İran'a olan tek kapında kaybetmek üzeresin. Bölgede İsrail gibi bir konuma Düşme Dilebilir. şeyim var. Dolayısıyla aslında burada hem konjektör bizim elimize oynadı, hem burada etraftaki bir takım gelişmeler bizim. Biz de bu konuda doğru zamanda, doğru yerde doğru hareketi yaptık. Sayın Aliyev de son 10 yılda özellikle Türkiye ile, daha doğrusu Türk Sahlı Kuvvetleri ile olan alışverişlerini, fikir, eğitim, silah alışverişlerini o kadar doğru yapmış ki Ermenistan'ın şansı bile olmadı. Yani evet. hakikaten çok zor duruma düştüler. Ee, Paşinyan'ın işte Ermenistan'ın halini görüyorsunuz. Bu kış Ermenistan'daki tüm sivillere kolay gelsin. Yani çok zor bir dönem geçirecekler. Hakikaten üzücü. Yani. sivil halk için üzücü. Ama yani burada e, şuna bakmak lazım. Biz şu an tam doğru zamanda doğru yerde doğru işi yaptık. Nahçıvan koridorunun ayrı bir özelliği olabilir mi burada e, o maddenin eklenmesi? Net. Net. E, özellikle Türk dünyası üzerinden doğrudan e, bir koridor olarak açılması Hı. tabii ki Türkiye dün, açısından çok çok önemli bir kazanım olarak da düşünülebilir. Dün, o, dün Azerbaycan'daki kardeşlerimizin çoğunun ağzındaki laf aynıydı. O da e, Turaneli birleştirdiler hakikaten öyle. Turaneli biz Hı -hı. iken birleşti akşam. Bunu ciddi, bunu güzel bir şekilde korumak lazım, geliştirmek lazım. Diplomasi de biz genelde hep kaybediyoruz. İnşallah bu süreç AK Parti ile birlikte de tescillenmiş olur. Bir daha kaybetmemek üzere hep masada kazandığımız Şimdi, bir aklın e, hakim oldu bir süreci başlatmış olur. Biz bilek gücüyle çok kazanıp masada kaybettiğimiz tarihte şeylerimiz, olaylarımız oldu. Hı -hı. Ama burada şunu da burada iki tane konu var. Bir siz kendiniz güçlü olmadığınız sürece yani ele baktığınız sürece bu işler olmuyor. Ancak kendi bağınızı kendiniz, kendi gömeğinizin bağını kendiniz kesebiliyorsanız artık hı hı. her yerde de yapıyoruz demiyorum. Abi yapabildiğimiz kadar bir yere geliyorsunuz. Bir de dün çok hoşuma beni hakikaten çok duygulandıran olay şu oldu. Gördüm ki çünkü sabaha kadar hem programlar dedim yabancı kanallarda hem canlı yayınları seyrediyordum. Azerbaycan'daki bütün kardeşlerimizin hani ben bilmiyordum şimdi şeyde şeyde de ihtamda da bulamıyorum ama sanki acaba diyorum bu iki devlet bir millet sadece bizim tarafımızdan mı biliniyor? Biliniyor. Hayır. <laughs> ee, belki bizden daha yoğun bir şekilde Burada. Azerbaycan kardeşlerimiz bu ruha artık kapılmış. Bu da bizim için çok sevindirici düşmanlarımız için de çok ee, ...zor bir durum... Ee, ...bu noktadan sonra da Azerbaycan olsun... ...diğer... E, ...Türk Cumhuriyetleri olsun... ...bağlarımıza çok dikkat etmek lazım... ...çünkü şöyle bunu bir notu anlayan... Düşelim, şöyle bir notu düşelim... Ee, ...AK Parti öncesi... ...yani 2000'li yıllardan biraz not alalım... Ee, ...2004 defa gittim... ...Bakü'ye dolaştım vesaire. ...oradaki yaklaşımları da... ...biraz izlenim olarak da... E, ...takip ettim... ...şöyle bir şey var kendisini Türk hisseden ve Türklük dünyasına çok yakın olan ciddi bir kitle var. Ama aynı zamanda mezhebi olarak Türkiye karşıtı gören bir kitle var. Evet. Ee, bu da e, Caferi Şia kimliğinden kaynaklanıyor vesaire. Bu ne zaman çöktü diye soracak olursan son 5 yılda çöktü bu sistem. Ee, İran'ın e, yayılmacı bir politikası vardı ve oraya karşı bir polit yapılanma, blok olarak uygulama veya kendi sınır güvenliği üzerinden Azer Azerbaycanlı kardeşlerimizi kullandığının Azeri halkın tarafından, Azerbaycanlı kardeşlerimizin tarafından fark edilmesiyle birlikte Türkiye'nin e, kendilerine çok yakın olmazsa olmazı statüsüne döndüğünü söyleyebiliriz. E, bugün mezhebi bir yaklaşım üzerinden baktığınızda Azerbaycan'da kardeşlerimizin birinci derecede önceliği Türkiye olması olmaz. Aynen. çizgisine geldi. Bunu Kuzey İran'da da görüyorsunuz. Şimdi Evet, orada e, bir tane takımı var. Bir tane futbol takımından bile İran ne kadar rahatsız Ama oldu. Ama İran oldu. tehdit ve tehlikeyi gördü artık. Görecek. Bakın esas sıkıntı da orada. Yani bunu İran ve Rusya gibi özellikle yani bunlar devlettir. Hı hı. Şu an başına kimin olduğu, nasıl olduğu çok mühim değil. İran kökü olan dünyanın Üçlük en önemli devletlerinden biridir. Rusya hakeza öyle. Rusya ve İran bunları fark ettikçe bizim üzerimize bu birliğin üzerine çok daha farklı yönlerden gelecek. Bu bizim önümüzdeki kısa vadede orta vadede büyük tehlikelerimizden biridir. Bu birliği bozmaya çalışacaklar. Bu üzerinde bizim Azerbaycan'ın diğer Türk cumhuriyetlerinin hassasiyetle durması gereken bir şey. Evet, peki. Vekil e, Hoca, e, şimdi buraya biraz bakalım. E, bu Rus Hinli üzerinden Onur Bey özellikle onun altını çizdi ama maddeler olarak da sıraladı. Yani e, Rus gözlem noktalarının 5 işte yıllık veya e, taraflar tekrar istendiğinde herhangi bir uzlaşma olmadığında 5 yıl daha sürenin Öyle de değil. Taraflar itiraz etmezse otomatik 5 yıl diyor. Yani, i̇tiraz etmezse? 5 yıl... Ben Eğer orada... taraflar 6 ay kadar itiraz etmezse otomatik olarak 5 yıl daha uzar diyor yani. hani. Ha, i̇tiraz ettiğinde? İtiraz ettiğinde evet. <laughs> peki. Ha, şimdi buna baktığımızda bu bir kazanım mıdır? Şimdi bundan önceki ateşkeslere bakarsak hı hı. bunun ne olacağını az çok kestirmek mümkün. Bundan peki. önceki ateşkesler ne? Çöp. Birden inisiyatif alındı. Değil mi? Yani saatler içinde bu son ateşkes için. Birden inisiyatif alındı. Helikopter düştükten sonra helikopterin de mizansen olma ihtimalini masada tutuyorum. Öyledir demiyorum. veri olması lazım. Birden karar alındı. Birden gibi yani birkaç saat içinde bir araya gelindi. Hadi 24 saati geçse bile bir iki gün içinde de diyelim çünkü ne zaman başladı ne zaman bittiğini bilmiyoruz bir araya gelindiğini öğrendik ateşkes duyduk anında gerçekleşti şimdi e, Sergei Lavrov'un açıklaması vardı bundan önce efendim Rus e, şu an ismini hatırlamadığım bir takım yetkililer e, zaman zaman açıklama yapıyordu demek ki bunlar görüşüyordu Sergei Lavrov'un açıklaması şuydu Türkiye Rusya Karabağ'daki çatışma sürecini görüşüyor şeklinde beyanları demeçleri vardı. Evet. Muhtemelen bunları görüşüyorlardı. Muhtemelen hı hı. efendim. O zaman nedir? Bundan önceki ateşkesler çöp. Yani e, şimdi Onur Bey de söyledi şey. Paşinyan, Paşinyan'ı Putin istemediği açıktı zaten. Total'in CEO'su efendim. Paşinyan e, hatta bundan önceki ateşkeslerde hatırlayın birkaç kez ateşkes yapıldı. Taraflar genellikle birbirlerini suçlar ama ateşkesi hep Ermenistan bozdu. Şimdi ben de Ermenistan'ın bozmuş olabileceği kanaatine yakınım ama diyelim gerçekten bu doğru. Benim kanaatim öyledir diye doğrunun bu olduğu anlamına gelmez tabii ki ama Ermenistan'ın bozduğu kanaati doğru ise o zaman Paşinyan ajandasını yürütmeye çalıştı. Ateşkesi bozdu. Ben buradan bir Türk-Rus savaşı çıkartabilir miyim? Ben bunu düşünüyorum. Türk-Rus Savaşı çıkartabilir. Nereye sığındı bu arada? Paşinyan biliyorsunuz ülkeyi de terk ederek de bildiğim geldi yere gitmiştir muhtemelen. So Soçi. Soçi'ye gitti yani. Hı -hı. öyle bir şeydi. <laughs> Şimdi burada e, nasıl geldiyse öyle gitti. Sokak olaylarıyla gitti. Şimdi burada Paşinyan Türk-Rus Savaşı için bence hareket etti. İleri harekâti yaptırdı. Efendim. Birkaç keş, kez ateşkes oldu. Ateşkesi bozdu. Hani Azeriler, Azerbaycan e, tarafı e, Ermenistan bozdu ateşkesi diyor, efendim. E, biz de Azerbaycan tarafına inanma elimiz yüksektir. Hadi onun doğru olduğunu düşünelim. Hani e, politik açıklamalar Hı. olduğunu değil de, efendim ya doğru Allah, olduğunu. Şöyle bir şey de olacak. Azerbaycan'ın bu konudaki her şeyi, e, yani. Uluslararası'nı boş verin ama bizim kendi kaynaklarımızdan teyitli. Tabii. Ben düne kadar ben e, bu arada Ermen, ben ayrı bir hesap açtım bu Azerbaycan Ermenistan meselesinde İngilizce. Bayağı da oradan e, sıkıntı yaşadım sosyal medyada. Adamlar saldırıya uğradınız. Çok. Yani Hı -hı. benim hayatımda Twitter'ım kapanmamıştı. İki ayda sekiz kere falan kapattılar. E, adamların hiçbir itamında bir kare fotoğraf, bir tane video yok. Yani Politik olarak inanmanın dışında objektif olarak bakarsanız da Azerbaycan'ın bu konuda hakikaten hanet çok çok net. Yani şöyle söyleyeyim size Ermenistan'ın kara propagandası hiçbir şöyle... delili yok. Ya yok o her konu şöyle bir şey söyleyeyim. Dün öğlen en son saat 2'deydi galiba Paşinyan tweet atıyordu. Eee Sujada ilerliyoruz. Askerlerimiz sağlam bir şekilde duruyor diye. Yani orada o... orada hayır yani politik olarak tabii ki kardeşimizdir. E, bazen hani e, şey inanmak Durumda, yani tam delil görmesek de inanalım ama burada hakikaten öyle bir durum yok. Azerbaycan burada net bir şekilde haklı. Ermenistan da net bir şekilde haksız. Yo, zaten ufak kanaate... bir şey olsa Avrupalılar biliyorsunuz. Tabii, burada, tabii yo Ben bu kanaate zaten katılıyorum ama bazen e, savaşta bu yapılır ya. Yapılır asker doğru. Asker morali bozmamak tabii, Ama burada yapıyorum. değil öyle. <laughs> asker morali bozmamak için yapılır ya. Şimdi bunun e, böyle olsa bile kanaatinden bakıyorum. Bir bakıyorum Ermenistan ha bir ateşkesi bozan taraf. O zaman Paşinyan bir ajandayı yürütüyor burada. Benim kanaatime göre Türk-Rus savaşını efendim e, gerçekleştirmek istiyordu. Tıpkı e, Belarus'taki gibi, Kırgızistan'daki bu olayları Rusya'nın diğer bölgelerinde patlatmak için. Şimdi bu amaç gerçekleşmedi. Karabağ'ın önemli bir kısmı Türkiye'nin eline geçti. Tartışmalı bölgeler var. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Allah'ın izniyle Türkiye bu şartlarda istikrarına devam ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsını önemliyorum, önemsiyorum. Hani önemsiz de ben önemsiyorum manasında değil. Çok önemli, cesur, çalışkan iki kelime çok önemli. Cesur, çalışkan liderlerle sonuç alındığını gördük. Beş helikopter sivil nakli için bile beş helikopter gönderemeyen Türkiye'den. Azerbaycan'ın tartışmalı bölgeleri bir kenarda bak kaydıyla efendim tamamını ele geçiren Türkiye'ye geldik. Yani kararlı adımlarla nelere gidildiğini gördük biz burada. Şimdi aynı tutumda Sayın Cumhurbaşkanımızın Allah uzun sıhhatli sağlıklı ömür versin e, iktidarda kaldığı sürece Allah korusun ona bir şey olursa onun gibi birisi iktidarda kaldığı sürece biz Karabağ'ın tamamıyla Türkiye'ye geçtiğini göreceğiz. Şöyle düşünüyorum. E, bu ateşkesinde İhtimalini bilemem bozulma ihtimali var. Ama Türkiye'nin tehdit olarak görüyorsunuz Tabii ki hı hı. her an mümkün. fakat Paşinya'nın uzaklaşması bu ihtimali zayıflatıyor. Rus askerlerin gelmesi bu ihtimali zayıflatıyor. Ee, yani ateşkesin bozulma ihtimalini zayıflatıyor. Tıpkı İdlib'deki gibi sorunlu da olsa son ateşkesin devam etmesi gibi İdlib'de zaman zaman çatışma çıkıyor. Ama bundan yaklaşık 1-1,5 bir, bir sene önce varılan ateşkes e, sıkıntılı da olsa devam ediyor. Burada e, bu ateşkesin eskileri gibi olmayacağını tahmin edebiliyorum tabii ki. Ama bozulma ihtimalini göz ardı etmemek mümkün. Eğer ilk bir bozulma gerçekleşirse ve burada biz haklı olursak Karabağ'ın tamamı ele geçirilir. Rus tehdidine rağmen. Neden Rus tehdidine rağmen? Rusya karşımızda 130 milyon, 140 milyonluk bir ülke ama o kadar geniş coğrafyayı koruyacak bir nüfus manasına gelmiyor bu. Ayrıca nüfusu yaşlı. Ve Rusya'nın kriz bölgeleri var. Donbas, Ukrayna'nın doğusunda. Kırım, Buranın üzerine odaklanması lazım. Polonya sınırında sınırlı e, sorunlu bölgeleri var. Moldova'nın Transdinyester bölgesinde sorunlu. Orada asker e, bulundurması gerekiyor. Gürcistan'da Osetya'da ve e, Abazya'da Denizler. Gürcistan benim toprağım diyor. Osetya ve Abazya'da asker ve unsur bulundurması gerekiyor. Suriye'de ve Libya'da asker ve unsur bulundurması gerekiyor. Ha Ermenistan'da aynı şekilde bulundurması gerekiyor. Ve Orta Asya. Orta Asya'daki kendi topraklarında Türk cumhuriyetlerinde değil. Asıl bundan sonraki süreç açık denizlerde de evet. ciddi problemi var. Rusya'nın en büyük süzde, <laughs> yumuşak karnı Kuzey Denizi'dir. Kuzey Denizi. Bütün paralize edecek durumdadır Kuzey Denizi onun. Şimdi Rusya'nın enerjisi bunu sağlamaya müsait değil. Tabii ben burada ilk fırsatta biz yeniden işte ileri hareket hamlesi yapalım manasında söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsını şundan dolayı önlüyorum. Sayın Cumhur Ö önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız hem cesur hem temkinli. Hı, hı. Hem cesur hem temkinli. Dolayısıyla e, bu e, ateşkes tebrik ediyorum maşallah. Peki 9. madde maddede deniliyor ki hocam e, Azerbaycan ve Nahçıvan Ermenistan ekonomik koridorunu sorgusu sualsiz Rus Ermeni askerlerince kontrol edilecek diyor. Bu bir madde bu ikincisi 5. maddede. Taraflar itiraz etmese itiraz etmesi mümkün görünmüyor. Neden demişler soru işareti. Rus yanlısı vekillerin Azerbaycan parlamentosunda epey bulunması. Yani halen o e, sosyalist düşünce üzerinden belli bir kitlenin orada egemen olması tehdit olarak da algılıyor. Bu ne biliyor musunuz? Bakın halklar içerisinde ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum. Darbe yapılan ülkelerde darbeyi yapan darbeciler seçimlere gittiklerinde yüzde 80'ler 90'lar miktarında oy alıyor. Hı hı. Ne yazık ki genellikle üzülerek söylüyorum halkların mevcut iktidarı destekleme eğilimleri var. Hani bir kargaşa çıkarsa sorun yaşarız eğilimi var. Fakat şimdi şu konjonktürde Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte hareketi hareketiyle Karabağ bölgesinde sonuçlar alındığını gördüm efendim. Dolayısıyla halkın ben bunu üzülerek söylüyorum. Siz de görmüşsünüzdür. E, ne yazık ki Bakü sokaklarında Rusya ciddi miktarda konuşuluyor. Kaç yıldır bağımsızlığına kavuşmuş bir ülke. Rusya'nın artık en azından %50-%30 boyutlara gelmesi gerekir. Çok ciddi boyutlarda konuşuluyor. Ve ben şunu söyleyeyim. E, bir sefer soyadların değişmesi lazım. İlham Aliyev. Bu Rusça bir ifade. Alioğlu diye değişmesi lazım. Mesela efendim. E, fakat bu sürecin bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan işbirliğinin sonuç alındığı göründükten sonra Rusya parlamentosunda Rus yanlısı milletvekillerinin halk nezdinde çok ciddi karşılıkların olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Rusya'nın kendi sorunları var. Bakın Orta Asya Cumhuriyeti'nde e, ciddi derecede Rus nüfusu vardı. Ayrıca Rusya Federasyonu'nun içinde de ciddi Rus nüfusu vardı. Nüfus, nüfus demiyorum. Hı hı. Bunlar birer ikişer Moskova'ya göç ediyor Niye? Yaşlanıyorlar Çocukları yanlarında yok Çocuklar da yanlış yaşlanıyor e, Hatta Putin Sayın Cumhurbaşkanımızın nüfus politikasını Bütün Rusya'da uygulamaya kalktı Hatta Moskova'da 7 e, çocuk annesi bir Rus'a 700 metrekarelik Sembolik işte 7 ve 700 e, Bir ev hediye etti e, Putin de ciddi derecede Rus nüfusunun Artmasını istiyor bundan müşteki Dolayısıyla Burada Rus etkisi gelecekte çok fazla gözükmeyecek. Şimdi bizim dikkat edin e, tedarikçi konusu, konumunda Azerbaycan gaz e, tedariki konusunda birinci sıraya çıktı. Doğru. Katar ikinci sıraya çıktı. Rusya üçüncü sırada. E, bu mevcut anlaşmalar çerçevesindeydi. Şimdi anlaşmalar yenilenecek Rusya ile. Rusya'yı istediğimiz noktalara gelecek gaz konusunda ya da belki tedarikçiler konusunda Cezayir'in de altına düşecek. Bunu bilemiyorum tabii Nijerya'nın, Cezayir'in belki de altına düşecek yani İran'ın ya da efendim. Dolayısıyla Rusya bu e, konjonktürü tabii ki hesap eder. Putin çok zeki bir lider efendim. Burada e, oraya bağlayayım. Azerbaycan parlamentosundaki Rus yanlısı milletvekillerin halk nezdinde artık ciddi bir etkinliği e eski gibi olmayacak. Kendilerini de başarı bir gözüküyor. İlham yani beyin bu anlamda bir tedbiri de olmuş olacaktır diye düşünüyorum. Tabii şu Türkiye Azerbaycan dostluğunun sahada sonuç alındığı gözüktü. Dolayısıyla bundan cesaret alınacak. Orayla ilgili bir notunuz var. Var var. Siz yani bu konuları hepimizden iyi takip ediyorsunuz. E, bu dönemde bu başarının altında biliyorsunuz çok enteresan ve çok ani değişiklikler oldu Azerbaycan bürokrasisinde görevde kalmalar. Evet. Bu Azerbaycan istihbaratının kuvvetle muhtemel milli istihbarat istihbarat teşkilatımızla beraber yürüttüğü bir operasyonun parçası. Bu operasyonların bu Ermenistan'la olan çatışmalarda ciddi rol oynadığı ve önümüzdeki dönemlerde ciddi değişimlere gebe olduğu söyleniyor diyelim. Ee, Hulusi Akar'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın oraya gitmesi de bu dediklerinizi de teyit eder. Ee, şimdi sosyologlar <laughs> genelde fazla tarih ve savaşlara girmezler evet. ama e, genel kültür ve medeniyetlere sahip olduklarını da az çok biliyoruz. Ee, Azerbaycanlı kardeşlerimizin özellikle mezhebi yaklaşımı üzerinden İran, Türkiye arasında denklem üzerindeki bundan sonraki süreci... İran'a karşı olan güvenin e, suistimal edildiği, daha doğrusu e, İran'ın bunu tamamen e, Azerbaycanlı kardeşlerimizi kullanmak için e, veya önümüzdeki süreçlerde Türk dünyasının birleşmemesi için evet. bir araç olarak gördüğü ve e, kimilerine göre ihanet, kimilerine göre Ermeni ittifakı içerisinde, e, görev aldığında söylerler. E, i̇stihbarat kaynaklarında her ne kadar İlham Aliyev'in Ruslar yardımcı olmadı dese de yine istihbaratların servis ettiği silah ve araç gereçler ortaya çıktığında altını çizelim. Nedir evet. bu? Ya aslında tabii bu olay çok çok farklı boyutlar olan bir olay. Evet, siyasi boyutu var, hı hı. ekonomik boyutu var, silah ticareti bo boyutu var, değişen silah ticareti boyutu var, uluslararası ilişkiler ve işte sosyolojik boyutu var. Bir ben işte tam kaldı, kaldığımız yerden devam ederek cevaplayayım. Hı hı. Ee, bir evet bu aslında hayal edilemeyecek bir gelişme, bir başarı. 30 yıldan beri kaybettiğiniz toprağı size artık size ait olsa bile kaybetmiş olduğunuz toprağı iki ayda geri alacağınız hayal edilemez bir başarıydı. Evet bunun eksiklikleri olabilir. Sonuçta bu diplomasi eee karşılıklı mütekabiliyet esas uluslararası ulusal çıkarlar esas Sonuçta evet masada güçlüyseniz pardon sahada güçlüyseniz masada, masada bir şey alma hakkınız olur. E, muhtemelen evet bazı farklılıklar olacak ama e, bugün benim de baktığım gördüğüm kadarıyla e, Aliyev işte işte %90 hedefine ulaşmış görünüyor. 30 yıldır çözülemeyen problemi evet. 30 günde çözmeyi beklemekte kesinlikle şöyle, de, uzak olsun. Söyle bir bir olay da var. Ramazan Bey lütfen <laughs> unutmayın. E, <laughs> İlham Aliyev Bey'in özellikle 30 yıllık bir süreçte, 28 yıllık bir süreçte işgal altında bulunan Karabağ'ın <laughs> e, ya %80'ini ele geçirsem %20'si üzerinden de pazarlık yaparız diye bir soru işaretleri vardı kamuoyunda. <laughs> özellikle bunu da dile getiren yine e, Azerbaycan'daki kardeşlerimizin Tabii dili ki... üzerinden şekillendiğini de unutmayalım. Tabii ki bu sonuçta diplomasi. Aynı şeyi biz kendi bağlamımızda düşünelim Kıbrıs mevzusunda da düşünebiliriz yani hı hı. E, alırsınız artık masada tamamen pazarlık konusu bu e, u, ulusal çıkarınız doğrultusunda elinizi güçlendirebilecek stratejik hamlelerle sonuca gitmeye çalışırsınız evet bu bir e, bu 30 yıllık süreci işgal süreci, sürecini değerlendirdiğimiz zaman elimizde hiç tartışmasız e, tüm eksikliklerine rağmen ciddi bir başarı var Ha bu başarının arkasında e, bir evet Türkiye'nin e, ve Selçuk Bayraktar'la beraber değişen silah teknolojisi var. Hı hı. Yani Türkiye şu anda aslında harp tarihini değiştiriyor, harp teknolojisini değiştiriyor, doktrinler değişmeye başladı. E, İhalar sihalar olmasaydı orada ne olurdu? Ya yani, Son 10-15 yıldan beri yanlış hatırlamıyorsam e, Azerbaycan ordusunu yetiştiren bir Türk ordusu var. 90'ların ortasında. 90'lardan itibaren ya aslında gelen Evet bekliyorum. yani e, Türkiye'nin bölgede ciddi etkisi var. Askeri alanda da etkisi var. Yanılmıyorsam Guardian'daydı. E, aynen ifade şu. Selçuk Bayraktar'ın sihaları savaş tarihini değiştirdi. Orada bir şey altıncı dedim yani bu konuda yine ben biraz pası... E, Buyurun. E, atacağım. E, Çünkü evet. sahasına giriyor. Hı -hı. Bayraktar şirketinin, Selçuk Bayraktar'ın yaptığı inanılmaz bir hikaye. İnanılmaz. Kesinlikle. Aynı eşit derecede Tayin'in de e, en az onun Aynen. kadar yazdığı bir başarı hikayesi var. Yalnız bu iş sadece ihale sihale olmuyor. Tabii tabii. tabii. Cumhurbaşkanımızın büyük riskler alarak... Evet. Son özellikle 10 yılda 15 yılda savunma sanayine verdiği destekten çıkan o kadar önemli ürünler var ki yani Kesinlikle. belki sihaları ihaları 5. 8. Hocam savaş koyan, gemisi yani yapmış olduğum. Onların da dışında yani öyle en, öyle önemli evet. çok temel stratejik stratejik şey mesela Hı. lazer güdümlü şeyler evet. atmaca ya. kilitler... kitler yani hani bu bize bir sembol oldu. Allah razı olsun. Evet, Selçuk evet. Bey'den de ailesinden de babasından da tayının tüm çalışanlarından. Çünkü hani evet. mesela bizde yerel yönetimlerde öyledir. Altyapı yaparsınız yaparsınız görünmez. Aslında en önemli şey odur. Bir tane bina dikersiniz o görünür. Bu da öyle bir şey. Ee, kesinlikle evet. SİHA'larımızı tihalarımızı şey yapmıyorum, yenmek için söylemiyorum fakat onun altına yatan çok büyük bir başarı hikayesi var ve bunun önünü açan, kelle koltuk bakın, e, dünyada her lobi, her lobinin Hı -hı. bir limiti vardır parasal limiti, dünyada silah lobisinin parasal limiti yoktur Sayın Cumhurbaşkanı buna rağmen bu sektörün önünü açabildiği kadar açmıştır Ramazan Bey'in ifade tam, etmek istediği şu, e, e, isterseniz oraya da katkı olsun bu, tam, diye şu evet. düşünceyi paylaşayım, o önemli e, İngiltere'de bir gazete yayınladı, Times yayınladı yanılmıyorsam e, bir nokta yani 16 evet. trilyon dolarlık e, savaş ekonomisini vuran bir silah olduğunu evet. unutmayan Türkler yeni savaş <laughs> Yok Kesinlikle e, Onur Bey'e katılıyorum evet. çünkü e, ya Nuri e, Kılıl gelmiydi, Kılıl e, Demirbas, gel, hayır, gel, gel, e, düşünün cesetini bulamadı değil mi? Tabii. Yok edildi savaş baron, işte silah baronları yok etti, evet. Burada büyük bir irade var. Belki programın birinci döneminde Atatürk üzerinde konuştuk. Orada söyleyecektim. Türkiye'deki siyaset, demokrasi, kültür lider merkezlidir. Tıpkı bir orkestra şefi gibi. Eğer orkestra şefiniz güçlüyse, orkestrayı iyi yönetebiliyorsa başarılı olursunuz. Doğru. Ee, Tayyip Erdoğan'ın farkı bu oldu. Evet güçlü bir siyasi irade koydu ve aslında Türkiye'nin... Ee, belki bu e, savunma sanayindeki gelişmeleri özaldan başlatabiliriz. Özal döneminde başlayan artık sonuca vardık bu. Evet, bu destansı bir sonuç. Sadece bu değil. Hani sosyolojide birleşik kaplar teorisi var. Ee, toplum bir bütün, farklı kaplardan oluşuyor. Ekonomi bunlardan birisi, siyaset, uluslararası ilişkiler, savunma sanayi. Hepsi birbirini destekliyor. Tek bir tanesini çıkarmak ya da birinin iyi olması yeterli değil. Yani... E, Kesinlikle Erdoğan'ın siyasi iradesi ve cesareti Azerbaycan'ın işte 30 yıldan beri çözemediği soruna bir nokta koydu. Bu başlı başına bir başarı. Ha bu çok boyutlu olarak okunabilir. Burada Rusya açısından bakarsak tıpkı o İsrail'in Orta Doğu'daki fonksiyonu gibi bir, bir Ermenistan'ın böyle bir fonksiyona evrilmesi Rusya'yı da rahatsız eder. ABD yakın bir Ermenistan, kıta Avrupa'sına yakın bir Ermenistan ki Ermenistan, Paşinyan sürekli batıya, Fransa'ya mesaj çekti değil mi? Hatta işte buraya Türkiye işte cihatçıları getiriyor. Bu açıklamalar, işte Türk basınında da karşılık buldu. Ya sürekli batıya yakın olmaya çalışan, batıya mesaj veren, selam çakan bir Ermenistan vardı. Böyle bir Ermenistan, Rusya'nın siyasi nüfuzu için de tehlikeli bölgede. Ha, bu helikopter düşürülmesi aslında burada Azerbaycan'ın da diplomatik bir başarısını görmek lazım. Hemen düşürdüğü anda yanlışlığı kabul etti. Ve işte tazminat ödeyeceğini ifade etti. Bu aslında bir başarıdır. Ya bu komplo da olabilir. Biz bunu Peki, 2015'te İran, İran gördük. meselesi üzerinden baktığınızda. Ha, ha bir de <laughs> ha, oraya geleceğim. Sizin sorununuz. Aslında sorun bence orada İran değil sadece. Şu anda Biden'ı konuşacağız muhtemelen. Biden'ın en önemli özelliklerinden birisi, çünkü Obama dönemindeki siyaset böyleydi, daha mezhepleri, Orta Doğu'da mezhep merkezli siyaset üretecek. Hı hı. Mezhepleri teşvik edecek, bunu Irak'ta gördük biz, Obama döneminde. Bunun için bu İran'ın da işine gelebilir, daha merkez, mezhep merkezli politikalar üretir. Bu hem Azerbaycan için, hem Rusya için, hem de İran için tehlikeli. Tehlikeli. Kesinlikle. Peki sevgili yönetmenimden bu arada Paşinyan'ın bir e, askeri tişörtlen e, tutsak olan bir e, fotoğrafı var. E, onu sosyal medyadan bulabilirsiniz sevinirim. E, dayak yemiş sağ gözün üzerinde altında morluklar var. E, anlaşılıyor ki kaçarken epey hırpalanmış galiba. Videosu da var galiba. E, videosu da galiba var. o Onu bulabilirseniz ekranlarda onu da biraz yorumlayalım bu arada. 10 Kasım dedik sadece Atatürk olmamalıydı. Ee, önemli bir kamu çalışanı, mülki amirliği yapan ee, evet. 10 Kasım 2016 yılında Muhammed Fatih Safi Türk kardeşimiz şeyi dedirmişti. Onu da rahmetle analım. Ee, bu vatan ve millet adına. Evet, Onun için tüm isimli ya da isimsiz kahramanlar evet, almak evet. E, i̇hanete uğrayanları da e, yine kamu çalışanlarının yani en yakınındaki kişinin bile dahi nasıl bir ihanet içerisinde olduğunu ifade edelim. Nerede şehit edilmişti? Mardin Derik'te şehit edilmişti. Derik kaymakamı iken böyle bir ihanete uğrayıp şehit edilmesinde yine rahmetle anmış olalım. E, şuraya gelelim özellikle e, sevgili yönetmenim eğer görüntü hazır olduğunda bildirirseniz onun e, bir ekranı alalım. Onur Bey, şuraya bir değinelim mi? Ee, Rusya bu sürecin içerisinde özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimize bir baskı politikası geliştirebilir mi? Ee, Aliyev'in biraz daha e, bu konuda esnek olması için Ermenistan'a karşı farklı bir tutuma girebilir mi? Şimdi bugün son 2-3 saatte buraya gelmeden bir... E... Putin'in ağzından bir e, laf konuşuldu. Hani gerçek bir hı hı. Teyde, teyde muhtaç onu hemen söyleyelim. Hı hı. <laughs> Kafkasların bu bölgesinde e, artık Türkiye'nin etkinliğini kabul etmiş bir cümlesi olduğu söyleniyor. Bugün evet. sarf ettiği. Hı hı. Bu doğru mu değil mi anlayacağız ama sonuç itibariyle şöyle bir şey var e, ee, tabii yani bunu bir tek biz görmüyoruz, biz bilmiyoruz veya Batı bu konuda bize şey yapmıyor. Rusya da başından beri Türkiye ile Azerbaycan'ın arasında olan her türlü ilişkinin ve desteğin farkında. Ve dikkat ederseniz ben hatırlamıyorum yani yanlışsam düzeltin ama Rusya'nın bu süreçte Türkiye herhangi bir serzenişi olmadı. Ki Rusya ve Rus ve Türkiye etkililer Günde herhalde en az 10 defa görüşüyordur diğer konulardan. Libya olsun, Doğu Akdeniz olsun, Suriye olsun, Irak olsun vesaire. E, dolayısıyla e, isteyerek olduğunu zannetmiyorum. Tahmin etmiyorum yani Rusların tahçesine bakarsın ama... Rusya e, bu bölgede Azerbaycan özellikle özelinde bahsediyoruz. Onun için söyleyelim. Artık Türkiye'siz bir işi kolay kolay empoze edemeyeceğinin farkında. Yani Ukrayna'yı kaybetti biliyor... Gürcistan'ı kaybetti biliyor. İşte halen bir e, Güney Osetya ve bir Abasya rüyası var Putin'in. Yani doğru koridoru ge ele geçir. Gerçekleşir için. ve evet. hani gerçekleşmez. Ama aslına bakarsanız Azerbaycan'ın da kaybettiğini biliyor. Zaten bu Minsk grubunun 30 yıldır bu işi çözmemesinin Çözüm en büyük sebebi bu. Aynen, evet. Burada bir şey kuralım. Ne diyor ona? Donmuş e, problem yaratalım, ortaya çıkaralım burada. Bunun üzerinden yürüyelim. Niye? Çünkü olayı dondurursanız, ne Ermenistan bir adım gerileyebiliyor, evet. ne Azerbaycan bir adım ilerleyebiliyor. Yani ne oluyor? Devamlı Rusya ortada. Rusya artık ortada bu olayın kalkacağını anladığı için tekrar kendini muhatap kılabilmeye Muhatap kılabilmek için bu sefer ne yaptı? Bütün Azerbaycan Ermenistan'ı kontrol edebileceğine geldi kendini Nogar, nogar şey, Dağlık Karabağ sıkıştırdı. Evet. Bundan sonraki inşallah bir sonraki adımda oradan da şutlanıp gidecek. Ama bunlar hep bir prosedür. Bunlar sabahtan akşama Peki. kadar olacak şeyler değil. Biden'ı biraz konuşalım mı? Konuşalım. Başkan Erdoğan'ın özellikle Biden'ı tebrik etmesi ve arkasından da Amerikan halkına Trump üzerinden esneme politikası ve karşılıklı çıkar ilişkileri üzerinden verdiği bir mesaj vardı. Başkan Erdoğan'ın bu mesajını yorumlamaya çalışırsak bir Biden'ın daha önceki Türkiye ile ilgili olumsuz sözlerine karşılık bir zeytin dalı olarak yorumlanabilir mi? Olabilir. Diplomasi bunlar gayet doğaldır. Olması gerekir. Hı hı. Ee, öyle hani mühim olan milletimizin, devletimizin âli menfaatleri olduğu için e, zaman içerisinde her şey karşılıklı kazan kazan esaslarına göre tekrar konuşulur, değişebilir. Yalnız tabii burada birkaç şeyin altını çizmek lazım. 2-3 e, saat evveldi galiba. Pompeo enteresan bir açıklama yaptı sayımlarla ilgili galiba. Evet. Şöyle birincisi şöyle. Hatta iki gün, üç gün geriye gidelim. Üç gün evvel e, özel bir e, elçi yolladı. Elçi ekibi yolladı. Trump. E, Körfez ülkeleri yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'e. E, sebebi de şey. Açıkladılar da sebebini. E, bu önümüzdeki 60 gün içerisinde yani 20 Ocak devir teslim olacağı söylenen güne kadar İran'a çok ciddi bir yaptırımlar e, bombardımanı kullanılan kelime üzerinde çalışıyorlar. E, bugün biliyorsunuz dış şey savunma bakanı değiştirdi. Ve bugün... Pence'i kovdu mu? Ha? Pence, Mike Pence'i. Ayrılıyorum dedi. O ayrılma yazı yazana kadar o ben seni kovdum dedi. Tipik Trump hikaye. <laughs> yani e, şey Bugün Pompeo enteresan Pompeo Türkiye dahil bölgeye bir ziyarete başlıyor. Bir iki gün içerisinde. Ve Pompeo'ya şey soruldu. Şimdi Amerika'daki sıkıntılardan biri şu. Amerika'da Beyaz sıraya bağlı bir ofis var. Bu ofis başkanlıklar değişince eski başkanlık ekibiyle yeni başkanlık ekibi arasında geçişi idare ediyor. Hı hı. Fakat bu ofisin işlevsel hale gelmesi için Trump'ın yenildiğini kabul etmesi lazım. Ve Trump henüz kabul etmedi. Kabul etmedi. Yetki devri üzerinden. Yetki devre değil de işte bu, bunlar enteresan bu iki ay falan sürüyor. Diplomatik. Eski mi? adamlar duruyor, bürokratlar. Hı? Yenileri de geliyor. Yavaş yavaş onların yanına oturtuyorlar iki aylık süreçte. Yani etrafı gösteriyor. Şu bu bilgisayar, şunu yapar, bu bunu yapar. Bu bir Amerika'da bir Kodları şey, verdiler, şey evet. E, bir prosedür. <laughs> şey dediler ki, bu dediler geçiş takımı işi ne zaman başlayacak? Pompeo dedi ki. E, Trump dönemi Trump'ın ikinci dönemine geçiş deme hemen başlayacak dedi. Çok da hızlı bitecek dedi. Şimdi Pompeo'ya tabi özellikle Trump'a baktığınız zaman Amerika'daki seçimler bitmedi. bir yasal bir süreç var ve devam ediyor. Ha bu bir yere evrilir evrilmez. Bana göre Trump %100 haklı olsa da bu bir yere evrilmeyecek gibi geliyor. Fakat bunu niye anlatıyorum? Ben geçen bununla ilgili ufak da bir şey yazdım. Ee, bugün biliyorsunuz, dün özür dilerim, e, Amerikan federal hükümeti FETÖ okullarından birine 4,5 milyon dolar ceza yazdı. <laughs> Okullardan bir tanesinde ihale usulsüzlüğü yaptığı için. Bunlar çünkü bu okullar devlet parası aldığı için devlet ihalelerinin prosesine uymaları gerekiyor. İki gün evvel şunu yazdım. Trump seçilmediği büyük ihtimal, hani Biden'ın geleceği büyük ihtimal. Ama öyle olsa da olmasa da e, Aklından geçeni söyle ya. Söyleyeceğim. Trump'ın evet. nizamına acayip bir gıcığı var artık. Tamam. Tam zamanıdır. FETÖ'yü bize versin ya. A, verme, ver, vermekten de vazgeçtim. Hayır, dedim Bir telefonla geçelim. bakıyor. Bir telefonla bakıyor. Dışte şey İçişleri Bakanlığı'nın Trump şey FETÖ'yü terör listesine koyması Trump'ın bir telefonla bakıyor. Hadi bunu yapmadın. Bir başkanlık deklarasyonu yayınlayabilir. Hadi bunu yapmadın ağızdan söyleyebilir. Şimdi diyecek ki seyircilerimiz ya bu Trump zaten gidiyor. FETÖ'yü terörist ilan etse ol, ne olur etmese Etmesin. ne olur. Biden bunu gelir gelmez değiştirir. Büyük ihtimalle değiştirir. Ama bu bizim FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadelede büyük bir e, bize saha açar. Hepimiz isimlerini biliyoruz. Trump'la yakın ilişkisi olan Sayın Cumhurbaşkanı da özel olarak e, görevlendirdiği isimler var. Büyükelçimiz var, o var, bu var. Yani şu anda bu 60 günü çok ciddi bir şekilde efektif olarak kullanıp Trump'a bu lafı dedetmemiz lazım. gidiş noktamız da şudur. Müesses nizam sana yapacağını yaptı ki Trump bunu daha ağır kelimelerle anlatıyor. Bu da senin müesses nizam'a gider ayak ufak bir hediyen olsun çünkü Trump İran üzerinden olsun. Şimdi Pompeo'nun turuyla da başka şeyler anlayacağız. Belli ki yani ben gidersem de arkamda size öyle güzel şeyler bırakırım ki beni uzun süre anarsınız diyecek. Bu adam deli dolu bir adam. Ya yarın öbür gün başkası anasını almasın. Yani anar anmasına da Hakikaten bu millet birilerinin anasını anıyor yani bu bu kadar da ağır konuşmakta fayda var. Bir Şey var. söyleyeyim mi? <laughs> ee, Amerika konusunda ben hep hiç böyle hayalperest olmadım fetöyle alakalı. <laughs> bir tek noktadan gidiyorum ya bu kadar 7 bin klasör gitmiş o gitmiş bu gitmiş. Bizim dış işlerimiz, bizim dış diplomasimiz, bıraktım ben geri gelmeyi ya. Ya bir gün bile bu fetöyü ifadeye çarptıramadınız. Bu, bu bizim kadar başarısızlığımızdır He, efendim. Bu kadar ağır mı? Bu kadar abi Bu bizim başarısızlığımızdır. Ben iadesinden vazgeçtim. Dava edilmesinden de vazgeçtim. Ya bizim bu kadar mı gücümüz yok? Bakın, ya, klasör gönderdik. Klasörleri götürenlere soracağız o zaman. Bilmiyorum. Bakın burada ben çok net söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da zerre kadar hata görmüyorum. Bu işler, bu işler altta biter. Bu işler diplomasiyle biter. Bu işler birebir görüşmeyle. Bunlar bizim bürokratlarımızın, teknokratlarımızın işidir. Öyle bir noktaya getirirsiniz ki işi adam yapmak zorunda kalır. Ama maalesef belli ki bizim bu taraftaki çabalarımız çok yeterli kalmıyor. Yine de hiçbir şey için geç değil. Şu andan itibaren her şey bakın Amerika ve diplomasi konusunda her şeyi bir kenara bırakıp direkt Trump'ın üzerine bu konuda saldırmak lazım. Sonuç inşallah alırız ama alamasak da büyük yol kaydederiz. Peki. Çok teşekkür ederim. Bekir Hocam. Şimdi ben Onur Bey'in bakış açısını çok beğendim. Bu vurgu çok güzel. Bunun üzerine e, gidilirse, e, gidilmeden önceki gibi kalmaz. Hı hı. Buradan bir çalışılması e, faydalı olur. Ama çok önemli bir şey çizdi tabii, Onur Bey. Tabii, tabii. Yani de, bir de işaretler var. Hı hı. Adam hamle yapıyor ve Pompeo'nun ifadesi diyor ki, son bir saat kalıncaya kadar diyor, 20 Ocağı son bir saat kalıncaya kadar diyor, o görevi kullanacak. Ben de dışişleri bakacağım. Hocam çok özür Ka Anayasasında kanununda fazla seçimle alakalı bir şey yok Amerika'nın. Hatta hiç yok neredeyse. Olan şeylerden bir tanesi Trump'ın görev süresi 20 Ocak öğlen 12'ye kadar devam ediyor. Net bu yazıyor. Pompeo da onu vurguladı. Son bir saat hatta son bir dakika mı dedi. Kalıncaya kadar dedi biz Trump görevini yürütecek biz de görevimizi yürüteceğiz dedi. Şimdi ee, Trump'ın yaptığına bakalım. Joe Biden geri geldiğinde ne yapacağına bakalım. Şimdi bizimkiler ödüp patlıyor. Joe Biden'a işte efendim e, zeytin dalları uzat uzatalım. Bakın şimdi bundan sonra ne olacak? E, i̇şte Türkiye e, niye e, tebrik etmekte geri kaldı? İşte e, fazla inisiyatif almadı falan şeklinde değerlendirmeler var. Şöyle bir şey: Biz Joe Biden'ı şey evet Joe Biden'i iktidardayken de biliyorduk. Hatta arkasında bir de Obama vardı. İki tane Joe Biden gibi bir bakıma. Bizim Fırat Kalkanı operasyonumuzu durduramadı. Durduramayınca öbür ricaya kalkıştı. Ya bari 10 kilometrede kalın, 30 kilometreye inmeyin derinliğe yani. Türkiye dinlemedi. Aynısı olacak. Bakın biz Meksika'ya silahlı saldırı yapmadığımız sürece, Türkiye'nin böyle bir serüvene ihtiyacı yok. Amerika ile girilecek şu bölgede her çatışmada galip olan biz oluruz. Niye? dibimizdeyiz çünkü. Amerika'nın Irak işgal teşebbüsünde Felluce'de nasıl sıkıntılanlar yaşadığını biliyoruz. O kesti zanilerle yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde Saddam çökertildi büyük oranda. Daha fazla detay bilmiyorum tabii ki ama. Dolayısıyla İran'a ambargo yaptım, yapacağım, saldırdım silahla işte şöyle böyle. Kaç yıldır bunu diyor. Yani İran'a zaman zaman çıkan tartışmalarında hiçbir askeri operasyon yapmadı. Jimmy Carter'ın gönderdiği uçaklar İran semalarında efendim birbiriyle çarpıştılar. Onda da işte efendim tartışmalar var. İşte sabotajdı, şuydu, buydu diye. Amerika İran'a yapamadığı saldırıyı Türkiye hiç yapamaz. Ve biz Amerikan tarihinde biliyoruz ki Amerika kendi üssünü bombaladı. Niye Türkiye kullanır diye. Niye Türkiye'nin zoruyla geri çekilmek zorunda kaldığı için. Dolayısıyla Joe Biden Türkiye'ye efendim çok ciddi tehditte bulunamaz. Şimdiye kadar Amerikalıların yaptığı şeyin aynısını yapar. E, maşalarını destekler, PYD'yi destekler. Biz PYD'yi çalışamaz hale getirdik. E, kendi sınırlarımızın dışına gittik. Kendi sınırlarımızın dışına da konuşlandık. Kuzey Irak dahil. Efendim. Şimdi e, Joe Biden karşısında ciddi direnen bir Amerika görecek. Nasıl? Şimdi Trump'ın yaptığına bakalım. Trump ne yaptı? Ee, şöyle söyleyelim. Bu kağıt Amerika'da üretiliyor değil mi? Amerikalı üreticiler fabrikaları aldılar götürdüler. Çin'de kağıt üretmeye başladılar. Çin'de üretip Amerika'ya satmaya başladılar. Bu kime tehditti? Amerika'daki kağıt üreticilerine tehditti. Bu bu şekilde devam ettiği sürece Amerika ciddi bir ekonomik krize istihdam darlığına girecekti. Trump ne dedi? Gelir gelmez Transpacifik, Transatlantik anlaşmalarını iptal etti. Ve bu Amerikalı olup daha sonra Çin'e taşınan firmalara dedi ki, öyle bir şey yok dedi. Sen geleceksin, e, fabrikalarını Amerika'ya taşıyacaksın ya da senin Çin'de ürettiğin kağıdı Amerikan kağıdı fiyatına çıkartacağım. Yani %35 gümrük uygulayacağım dedi. Bu sefer bir sürü firma fabrikalarını Amerika'ya taşıdı. Taşıyınca Amerika'da istihdam arttı. Orta direk istihdamın arttığını gördü. Şimdi Trump şey Biden'ı getirenler diyecekler ki şu %35 gümrüğü kaldır. Trans Pasifik anlaşmasını, transatlantik anlaşmasını yeniden yürürlüğe koy. Yani Amerika pazar olsun biz kazanalım şeklinde dönüştür diyecekler. Fabrikalar Çin'e taşınacak. İstihdam daralacak. E vatandaş bunu görmeyecek mi? Vatandaş bunu görecek. Amerika'nın enerjisi kendi içerisinde Joe Biden ciddi bir dirençle karşılaşacak. Joe Biden kazanırsa tabii ki. Efendim ben Trump'ın çabalarını hepten göz ardı etmeyelim kanaatini taşıyorum. Trump'ın bir takım çabaları sonuç almazsa bile Cumhuriyetçi kesim bu yenilgiyi, seçim mağlubiyeti yani Arizona'dan 160 bin tane oy geliyor mektupla bir tanesi Trump'a çıkmaz mı? Bir tanesi. Önemli. Şimdi e, biz bu kadar istihbarat bilgimiz var. Onların daha fazla var. Bu yenilgi zorlarına gidecek. Belki ispat edemeyecekler. Belki mahkemede bunları tevsik edemeyecekler. Belki bilmiyorum süreç ne gösterecek. Pompeo kararlı konuşuyor. Kararlı da konuşmak durumunda da olabilir. O ayrı mesele. efendim. Bu yenilgiyi efendim, hani Trump başkanlığı devretse bile karşısında öyle kuzu kuzu oturan bir Amerika Biden artık göremeyecek. Ve ilk seçimde cumhuriyetçiler kesinlikle e, kaybedecek kanaatini güçlü bir şekilde taşıyorum. Çünkü e, Biden'a yatırım yapan küreselciler diyecek ki hadi aslanım Trump'ın attığı adımları bir bir geri al bakayım. Efendim e, Amerika'yı. E, özellikle Onur Bey'in söylediği kısım var ya. Trump şöyle bir delilik yapar mı ya? Delilik derken e, e, Amerikan e, politikasına göre bir derinlik ama bize göre bizi mutlu eden gerçekten zeki bir adam olduğu anlamına gelir. FETÖ'yü bize paket yapabilir mi? Şimdi şöyle bir şey var. FETÖ'de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kazanımları şey oldu. İtirafçılık yasasını öne çıkarmak oldu. Etkin pişmanlık yasası vardı zaten. Öne çıkarmak oldu. Bunlar etkin pişmanlıktan yararlanma yarışına girdiler adeta. Hatta kimileri şahibeli bir şekilde... İhbarlara başladılar evet. Yani hatta kimileri cezaevinde şaibeli bir şekilde de öldü. Bence ihbar e, itiraf etmesinden korkulan kişiler efendim. Şimdi burada Trump böyle bir hamleler yaparsa ciddi bir çözülme olabilir. Amerikan kamuoyunda ciddi bir çözülme olabilir. Ve burada şu var Joe Biden'da Trump'ta ikisi Çin karşıtı olarak biliniyor. Çin karşıtlığı Amerika'da çok ciddi derecede vatandaşın e, önemsediği bir konu. Şimdi Trump, Joe Biden'ı Çin'e destek olmakla suçluyor. Çin karşıtı gibi görmeyin. Hani Amerika'nın süper güçlüğünü devretmek istemeyen bir lider gibi gözüküyor ikisi de. Trump da Joe Biden'ın bu yönüne hamle yapıyor. Şimdi buna ilişkin belgeler ortaya koyarsa... Sonuçta e, değişecek şeyler ortaya çıkabilir. Ama bu olmasa da onu söylüyorum. Joe Biden'ın hamlelerinde Çin'in yararlanacağı, Çin'in istifade edeceği şeyler ortaya çıktıkça Amerikan kamuoyu Joe Biden'a ciddi derecede bilinecek. Çalışamayacak yani. Bu tehdidi... Topal ördek deniyor yani. Hı hı. Topal ördeğe dönecek Joe Biden. Topal ördeğe döneceğini ciddi derecede bekliyorum. Peki. Ramazan Bey özellikle bu FETO iadesiyle ilgili Onur Bey'in bu süreçte FETO okullarına ilk kez bir 4 milyon dolarlık cezanın verilmesi daha önce başlatılan FETO ile ilgili yolsuzluk soruşturmalarında Amerika, Kanada'ya kaçan bazı yöneticilerin vesairesi gerçekten böyle bir umut olabilir mi? Ya tabii güzel bir temenni diye düşünüyorum ben. <laughs> e, güzel bir temenni gibi geliyor. Ama biz geliyor. de e, arzuluyoruz yani bu Evet, temittentisi... arzuluyoruz ama ah. e, Temelli, temenniden çıkmasını isteriz ama bunun ben tam olarak gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü FETÖ'nün, bu FETÖ'cü örgütün FETÖ örgütünün kullanım süresinin ABD için henüz dolmadığını düşünüyorum. Tam süreç dolmadı diyorsun. Evet, sürecin dolmadığını düşünüyorum ben. Çünkü FETÖ, ya evet Türkiye'deki varlığını birçok unsurunu kaybetse bile dünyanın her yerinde, Özellikle e, ABD'nin ve NATO'nun olduğu her ülkede FETÖ var şu anda. Doğru, doğru. Yani Onun için ya NATO'nun oldu... sıkıntı şurada. Benim altımı çizmeye çalıştığım hı hı, şey şurada, bir şey şu. Bir kere ben iade edemedim. Terörist sesini eklemesi. Ha, evet, 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 Orada sıkıntı şurada. Eğer hakikaten ABD için FETÖ'nün bir kullanım süresi var ise ki ben de olduğuna inanamadım. Evet. Bu bitmediyse ben de bitmemiş olabileceğine inananlardanım. Hı hı. Bunu yapan kim derseniz tek bir şey çıkıyor ortaya müesses nizam Aynen. Ediyorum. Bu net. Şu anda bu müesses nizamla e, Trump arasında müthiş bir kavga var. Trump bunlara de diyor ki açık açık söyledi. Beni sattınız, hı hı. bana darbe yaptınız. Bunlar açık evet, açık evet. söylüyor. Twitter falan işte tal mecrada. Bu aradaki kavgadan faydalanıp çünkü Trump'ın kaybedeceği bir şey yok. Evet onu, onu unutmayın. Trump'ın kaybedeceği bir şey yok. Ya seçildi tekrar. hani çok uzak ihtimal de olsa mahkeme karar verecek. Hı hı. Ya da seçilmedi. Şimdi seçilmedi zaten 4 yıl sonra Trump'ın tekrar koşma ihtimali az. O da yani şu an Biden'ın geldiği yaşa 78 yaşına evet. 79 yaşına gelecek. Dolayısıyla burada Trump pragmatik bir adam. Trump'ın bu içindeki hıncı da birazcık körükleyerek ya olur Maalesef Ramazan hocam yanlış anlama bugün 3. 4. bunu açık konuşayım. 3. 4. bu güzel bir temennidir. Cevabını duyuyorum. Ya temenni falan değil. Evet. Gidin adamın kapısına yatın. Konuşun. Ya, dışişlerine bir mesajdır bu. Ya dışişlerine mesaj. E, şey Büyükelçilere mesaj. Büyükelçi sayın şey kimdi? Özür dilerim. E, Amerikan Türk Amerikan derneği başkanı. Unuttum ben. Mehmet Ali Yalçın da. Hı -hı. Yani Evet. Kamuoyundan gördüğünüz kadarıyla sayın Donald Trump'ın Ciddi yakın arkadaşı, ona mesaj, başka kim varsa, kim varsa, bakın bu ta tarihi ve altın bir fırsat. Biz denemedikten sonra ...olup olmayacağını bilemeyiz. Ya tabii biz, ki, biz e, elimizden geleni yapalım, gerisi takdir Allah'ındır yani bu olacaksa zaten Peki. E, olacak. Bir iki ufak tefek not vereyim, hı hı. E, yani şu an konuşulanlar alakalı. Bu dönemin birinci Biden değil üçüncü Trump e, Obama dönemi olduğunu Obama. söyleyenler evet. çok. ...çok enteresan... E, 100 yıl, ...son 100-120 yılda... ...başkanlığı bitmesine rağmen... ...Washington'dan ayrılmayan tek başkan Obama. Hatta... E, ...seçim döneminde ciddi anlamda... ...o çalıştı. ayrı. Evet. Bir de bu 8 yıldır orada... Şey, ...4 yıldır orada yaşıyor. E, yine başka bir istatistik verim. Hani bu şeyler var ya... Hani ...bölgede işte Biden, Trump daha deli doluydu... ...Biden daha bir toparlayıcı olur falan... ...Obama başkanlık dönemi... ...Amerikan tarihindeki... ...bir başkanın en çok ülkede savaşa gittiği dönem bu böyle bunlar sosyal evet, evet. demokrat çiçek böcek ya bunlar kadar savaş ve kan getiren insan olmadı. Ee, gene yakınımızdan bir örnek verin Biden'la alakalı. işte deniyorduk işte ya bu Trump deli dolu adam. Bak işte Amerika'nın e, büyükelçiliğini Kudüs'e aldı. E, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul etti. işte normal bir adam olsa olmazdı. Amerika şey Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e ile ilgili ilk teklifi veren 96'larda mı 97'de mi ne Biden. Ya Kamala Harris ee, çok yakın işte ne o ayrı ona, ona geleceğim. Ee, ne bileyim işte başkent olarak kabul edilmesi için öneri veren Biden 2000'lerde. Evet. Beyefendi lütfetti. Seçim zamanında sordular. Bunlara ne diyorsunuz diye. Kudüs ben hiçbirine dokunmam dedi. Beyefendi lütfetti dedi ki Batı Şeria'da bir konsolosluk açabiliriz dedi. Yani bu adamlarda bir fark yok bizim için olmayacak. da. olmayacaktır. Ben bu küçük bir köşe tabii. yazımdan özellikle bir örnek verdim. Ee, marka ismini vermiyorum ama iki kola ürünü, koku kolanın e, ismini verdik. Evet. <laughs> diye de Pepsi Cola evet. ile ilgili de ikisi de Amerikan. Bunlardan birisini içmek zorundasınız Aynen. diye bir tercih hakkınız. Doğru. Ya ne olacak? İkisi de yine onların hiçbir şey değişmeyecek Aynen. gibi bir örneğimiz evet. var Buyurun. Ya evet. Genel itibariyle söylediğiniz çerçeveye katılıyorum bu konuda hem fikirim ama ben Türkiye'nin artık daha farklı bir pozisyon alması gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce de işte Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajını okuyordum Biden'a. zaten seç Amerika'nın seçilmiş başkanı diye hitap ediyor. Türkiye de artık buna uygun pozisyon almaya başladı ve işte diğer mesajında da Trump'a teşekkür ediyor. Evet biz. Biden'la ilgili söyleyeceğim belki ilk temel cümlem, evet Biden tanıdığımız biri. Hı hı. Biden Türkiye'ye gelen, defalarca gelmiş, 15 Temmuz'dan sonra gelmiş, 90'larda gelmiş bir adam. Biden'ın nasıl bir e, siyaset izleyeceğini, Türkiye Türkiye'ye bakışını biz aşağı yukarı biliyoruz. Peki. E, i̇şte iç siyasete dönük kısmını, muhalefete dair yapmış olduğu açıklamaları biliyoruz, anlıyoruz. E, Ha, söylediğinize katılıyorum. Obama bağlamında zaten benim de gözlemim anladığım kadarıyla Biden'ın çok yöneteceğini düşünmüyorum. Burada Kamala Harris ve özellikle Obama'nın Obama ekibi yönetecek. Çünkü seçim sürecinde, propaganda sürecinde Obama, Obama ve ekibi ciddi olarak aktifti sahada. Onlar yönetecek. Ha belli başlı bir defa tarih boyunca ABD'nin belli başlı ittifakları var, müttefikleri var bölgelerde. Mesela İngiltere değişmez, daimi müttefik. Ee, İsrail değişmez, daimi müttefik. Ya ben de aynen sizin gibi evet belki konsolosluk kaçabilir Batı Şeria'da ama e, Kudüs'e dair Trump'ın atmış olduğu adımların çok değişeceğini düşünmüyorum. Yıllar evvel ilk kendi ha, vermiş. Kendi vermiş aynen katılıyorum. Peki. E, bu bağlamda e, biz şunu görebiliriz. Bir biraz önceki söylediğiniz, konuştuğumuz Orta Doğu'da mezhep merkezli tartışmalar, çatışmalar daha derinleşebilir. ki mezhepçi politikanın siyasetin arkasında Biden var. Bunu Obama döneminde, Obama Obama döneminden biliyoruz bunu. Bir bu biraz önceki ikinci bölümdeki Ermenistan olayında Kadife Devrimler yeniden gün yüzüne çıkmaya başlayabilir. Bu tür hamleleri destekleyecek, sivil toplumu destekleyecek bölgelerde. E, ha ne derece sonuç alınır bu tartışmalı. Bir de mezhep dediniz onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Biden Amerikan'ın ikinci Katolik bağlı. Evet. Yani Amerika'yı biraz hasper kadar çalışmış Aha. bir olarak diyelim ki Amerika ve Katolik birisi çok nedense uyuşmuyor kafamda ki ya yani Orta Doğu için ama Obama döneminde bu Amerika'nın Amerika daha, için, ha, için söylüyorum tabii tabii. Yani bu Biden dönemi çok enteresan garip şeylere gebe olabilir. Yani Amerika bir katolik tarafından yönetilmesi ilginç. Ya uyuşmuyor. Öyle evet. Evangelistlerin zirvede olduğu dönemde böyle bir şeyin olması ne anlama gelir? Ya, enteresan yani hayır olmasalar da gelmiyor yani şimdi bütün vasp dedikleri bu Wasp, beyaz evet. Anglo-Sakson protestanlar evangelist değil. <laughs> Ama çoğunluk onlarda bunların yani katolizme bakışları çok o kadar değişik ki yani bunlar bir katolik insanın Amerika'nın başkanı ve e, başkamut şey olarak kabullenmesi durumu çok garip. Yani kabulleneceklerini zaten aslında ben. Trump dönemindeki tar mezhep mez mez ya da işte din bağlama çünkü her ikisine din olarak bakıyor. Zaten tartışmanın bir boyutu buydu. İşte protestanlarla işte katoliklerin ya da işte evangeliklerin bir tartışması vardı burada. Ya ya bu tartışma çok... karizmatik bir adamdı. Onun dışında Amerika'nın hele 60'larda kabul edeceği bir siyasetçi değildi. Peki. Ama çok karizmatik bir adamdı. Ee, Suudi arabistanın özellikle İzmir depreminden sonra Türk kardeşlerimize mutlaka bu mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili Türkiye'ye uzattığı bir el var. E, deprem zedelere yardımcı olmak adı altında Amerikan seçiminin hemen e, arkasından gelen bir süreç. E, Biden, Suudi arabistanı sevmediğini biliyoruz daha önceden bir hesaplaşması daha çok demokratik vesaire söylem altında o sosyalist düşüncenin içerisinde. Ee, bu süreçten dolayı Suudi Arabistan biraz eksende sıkıntı çeker mi? Suudi Arabistan çekebilir. Ee, ama tabi bu ara giderek 3 saat evvel kongre 50 tane F-35 satışını onayladı. onayladı. Amerika'nın. <laughs> ee, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de onayladı. Evet, Onu biliyoruz. Evet. Ee, şöyle bir şey var. Yani Biden'ın geldiği kültür yani siyasal kültür. bu özellikle hani diğer konuları biraz popüler konulardan bahsedeyim. Kaşıkçı konusunda hı hı. Böyle davranmaması lazım normal. Kamuoyunda da bu tartışılıyor. Evet, tartışılıyor. New York Times yazdı bunu. Evet, onun üzerinden bir takım sıkıntılar olabilir mi? Olabilir. Artı hı hı. yani Trump işte hepimiz gördük. Adam 300-400 milyar dolar silah satacağım diye e, Suudlarla gitti. Kılıç dansı bile yaptı. Hani çok evet. art, enteresan görüntülerdi. E, yani Biden bunu istesi de yapamaz. Hı hı. E, dolayısıyla şey, e, nasıl bir şey evilir bilmiyorum ama ne Suudlar Amerikalılarla ne Birleşik Arap Emirlikleri Amer Amerikalılarla Trump'ta olduğu kadar pragmatik ve daha dostane davranabilir. Ne de Biden bunlar öyle davranabilir. Bu Bunu Türkiye bir fırsata çevirebilir mi? çevirmesi lazım. Çünkü <laughs> bizim Yine ne ile ne <laughs> Suudi Arabistan'da bu kadar e, ters kutuplarda olmamız sizin programlarınızdan birinin ismi gibi ne bize yarıyor ne onlara yarıyor. Birazcık daha yumuşa evet ödün vermeyelim duruşumuzdan <laughs> ödün vermeyelim burada katledilmiş bir insanın haklarını savunmaktan ama bir taraftan da diplomasi e, devam, devam Arka devam et. kapı diplomasi Hep özellikle. Evet. Şimdi... Obama'nın 11 Eylül'le ilgili çıkarttığı şeyi mahkeme şey kanunu unutmayalım. Hı hı. Obama güya veto edeceğim falan demesine rağmen neydi? Her Amerikalı 11 Eylül'ün hesabını sormak üzere Suudlara dava açabilir şeklindeki bir kanundu. Hı hı. Efendim. Bunun üzerine Amerika Suud'a bir sürü ceza yazdı. o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Suud'a gittiğinde kral karşılamıştı. Obama gittiğinde Son derece düşük bir protokolle karşılanmıştı Obama. Bunları hatırlayalım. Obama Amerika'ya efendim o dönemde sanırım 6 tane ya da 9 tane ülkeyi çağırdı bölgeden. Sanırım 6 tanesi, şimdi geçmiş gün hayat o kadar hızlı akıyor ki 6 tanesi devlet başkanı düzeyinde gitmediler. Katarı mesela davet ettiler. Katar gitmedi. Gerçi o Trump döneminde olmuştu. Şimdi e, Obama ile Suud'un e, bir hesaplaşması var. Obama da o dönemde yani. Obama da e, bunu domine etmişti. Suud bu dönemde bize daha fazla yaklaşmıştı. Hatta bunu ilk defa yapmadı. Gerçi de Cumhurbaşkanımızı Kabe'nin içerisine. ...girilmesine müsaade edilmişti. Bu diplomatik kuralların çok üstünde bir karşılama olmuştu Cumhurbaşkanımıza. Hemen peşinden Obama gitmişti. <laughs> Obama'yı karşılamaya gitmedi havaalanına. Normalde gitmez. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız için gitmişti. Dolayısıyla 3. Obama dönemi diye tanımlanan bu dönemi... ...Suud güzel okudu. Başka bir şey daha var, bunu da görmemiz lazım. Şimdi karşı karşıya kalındığında... Amerika ile Türkiye ile Rusya ile falan biri öbürüne yardım ediyor mu? Ne demek bu? Türkiye Suriye'de PYD'nin başını ezdi Amerika hiçbir şey yapamadı. Irak'ta ezdi Amerika hiçbir şey yapamadı. Libya'da e, Hafter'in işini bitirdi. Orada Trump e, bizim yanımızdaydı. Hani istihbarat desteği bağlamında da olsa efendim. E, küresel güçlerin, Türkiye asker kullandığında hiçbir şey yapamadığını bunlar gördü, Suud da görmüştür. Türkiye yarın Müslüman kardeşler üzerinden Mali'de yaptırıldığı gibi Müslüman kardeşler üzerinden bana bir darbe yaptırırsa Türkiye Amerika bunu koruyamayacağını gösterdi efendim. Bunu böyle okumak lazım. Tabii yok. ki bu artık mümkün. Mit deniz aşırı bölgelerde operasyon yapıyor. Maliyi unutmayın. Efendim 5 tane Afrika Cumhuriyeti Türkiye peşinden Nijerle ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile anlaşma yaptı. Beşi de Fransa işgalindeki yeni efendim bölgelerde. Burada da Suud bu mesajı pekala aldı. Arkasında sonuna kadar direnen bir Trump olmayacağını gördü efendim. Burada iyisi mi Erdoğan'ın hamlelerine ihvanlar arasını çok iyi oldu. Böyle diyorum. bir umudum var mı FETÖ'nün gelmesiyle ilgili tekrar sorsam? FETÖ'yü ben vermezler diye düşünüyorum. Ama Mevcut olmadı mı? Şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, Kanada'ya falan suçların iadesi anlaşması yok ki orayla. Kanada'ya gönderilmesi ya da şunu da düşünüyorum. Öldü süsü verilerek e, bir yerde hayatının e, idame ettirileceği en iyi ihtimal bu bence. Ama bu kısa vadede pek gözükmüyor sanki. Ama bunun üzerine bir diplomasi yürütülebilir tabii ki. Peki. Bu güzel dileklerden kapatalım mı? Evet buyurun. E, tabii mesaj çok geliyor. Gelen her mesajda da sorular yoğunlaştığı zaman kafamız karışıyor. Ama program bitiyor. E, biz böylelikle bu güzel e, duygu ve düşüncelerde kapatalım. E, umudumuzu yitirmeyelim. E, Karabağ Azat edildi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından e, onu artık söyleyelim. Bu azat kelimesini eskiden fazla kullanmıyorduk ama son e, bir ay içerisinde, 40 gün içerisinde dilimize o kadar yakıştı güzel. ki, evet, azat. E, genelde Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşların kullandığı erkek ismiydi azat diye. Demek ki Azerbaycan'daki kardeşlerimiz, İran'daki kardeşlerimiz açısından da önemli olduğunu bu akşam öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Böylelikle hem Atatürk olsun, hem Rusya-Türkiye ilişkileri olsun, hem de Amerikan seçimleri olsun. Üç konu başlığına da değinmiş olduk. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Her ne kadar bu akşam sizi çaya, kahveye davet etmesek de sanıyorum kahve tadında bir program oldu değil mi? Onur Erim, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, Ebu Bekir Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ee, Ramazan Hakkı'rı hocam Eyvallah. teşekkür ediyorum Eyvallah. sizlere Haftaya derin kutuda görüşmek üzere Efendim hayırlı geceler diliyoruz